Sevgililer gününüz kutlu olsun. Aslında bu sadece sevgililer günü değil, sevgi günü de demek lazım. Sevgi ne kadar kıymetli bir şey, böyle yüreğimizi, dilimizi dolu dolu yapan, böyle bizi mutlu eden bir şey. Ama sevgi öyle kuru kuru sevgi olmaz, değil mi? Sevginin birçok anlamı var. Seni seviyorum demekle de olmaz. Biz zaten sadece sözlere inanmıyoruz. Sevgi ne? Her zaman daha önce de bildiğimiz gibi sevgi öncelikle emek göstermek, bir şeyleri inşa etmek, özen göstermek, itinayla davranmak, zaman ayırmak, saygı, sadakat demek. Bunların barınmadığı sevgi geçici bir sevgidir ve ölmeye de mahkumdur. Aynı çiçek gibi sevgi. Hep sulayacaksınız, hep ilgi göstereceksiniz, özenli davranacaksınız, saygı duyacaksınız. Onun kırgınlığını, kaygılarını bileceksiniz, ona göre davranacaksınız. Sevgi böyle boşa sevgi olmaz. Özen göstereceğiz efendim. Şimdi ben dün ne dedim? Dün herkes kocasından hediyesini istedi mi? İstediniz mi? İstemesek de onlar düşündü. Onlar düşündü. Bak Hatice Hanım dişiliği çok iyi biliyor. Hatice Hanım sen tam bir dişisin. Gerçekten. Ne yaptı da hediye almış? Bak yüzüğünü gösteriyor sabahtan beri. Ama Esra Hanım bizim istememiz gerekmez. Onun düşünmesi beni daha çok yükseltiyor. Evet. Bir hafta önceden beri düşünmüş. Bir haftadan önce bir hazırlıklıymış. Bakayım ne almış göster yüzüğü, bana. Yüzüğümü bak görün. Sabah taktı beni buraya öyle gönderdi. Oo. Yüzüğü takmış kocası. Benim ses yok arkadaşlar. Yüzüğü takmış öyle göndermiş. Bakın istemeden almış. İsteyenler? Filiz Hanım siz ne dediniz kocanıza? Ben dün değil evvelsi gün istedim Esra Hanım. Sabahleyin de kapı çaldı çiçek gelmiş. Ben de mesaj attım kendisine kuru çiçekleri kabul etmiyorum. Akşam hediyemi istiyorum diye. Beğenmemiş bu sevgililer günü hediyesi. Kuru çiçekleri kabul etmiyorum kabul dedi. Kabul etmiyorum evet. Hediye bekliyorsun hediye sen. Bekliyorum bakalım belki akşam. Akşama bir şeyler değişir. Size geldi mi bir şeyler? Gelmedi de başka şey geldi. Ne geldi başka şey? Ne geldi? Ben istedim hediyemi. Dedim ki böyle böyle ben senin sevgilin miyim dedi. Ben de dedim ki her şeyimsin dedim senin dediğin gibi. Ha. Her şeyimsin deyince dedi ki ben sana parasını vereyim. Sen istediğini al dedi. Aa. Ya olmaz öyle şey dedi. Olur olur dedi. Sen hem parasını alsaydın hem de hediye bekliyorum deseydin. Aldım parayı da aldım dedim ki gül de bekliyorum dedi. Evet akşama hediye bekliyorum. Ama bak şimdi erkeğe ben senin sevgilin miyim senin kocanım dediğinde... Aynen dün dediğim gibi sen benim her şeyimsin. Hem sevgilimsin, hem kahramanımsın, hem erkeğimsin, hem aslanımsın, kaplanımsın, güçlü kollarında beni saranımsın dediğiniz zaman erkekler yumuşuyor değil mi? Evet, takdir istiyor erkekler. O yüzden Mehmet Bey sizin hoşunuza gider mi eşiniz, partneriniz böyle şeyler söylese? Tabii ki hoşumuza gider. Değil çünkü yani bütün 365 gün hemen hemen tüm sadece kadınlar için. Erkekler günü diye bir gün yok. Dolayısıyla arada bu tarz şeyler olursa biz erkeklere biraz mutlu oluruz. Ha siz mi hediye bekliyorsunuz? Hayır yok yani biraz iltifat. Hani hediye beklemekten vazgeçti. Ha, iltifat, biraz takdir. Tabii, evet tabii, erkek önemli. İçin önemli değil mi kesinlikle, Mehmet Bey? Kesinlikle. Evet erkekler bu tarz şeylerden besleniyor. Ama hak etmeleri lazım. Güzel davranacaklar. Kadınlara böyle özenecekler. Evet artık konumuza geçelim. Tam bunları konuştuktan sonra bu arada bir itirafımız var bugün şoka gireceksiniz. Düşünün eşiniz gelmiş siz eşinizle çok mutlusunuz sanıyorsunuz. Mezar taşınızı yaptırmış herkese de gösteriyor öldük oğlum diye. Düşünün yani bir de bu var. Şimdi Zekeriya Bey geliyor biliyorsunuz Zekeriya Bey buyurun hoş geldiniz Zekeriya Bey. Gelin Zekeriya Bey sabah kalkıyor işine doğru gidiyor ve işe gittiği zaman beyin kanaması geçirdiğini arkadaşlar buluyor sizi baygın halde mescitte evet. Beyin kanaması geçirdiğiniz belli oluyor ve doktorunuz diyor ki evet. Siz bir 6 saat önce başınıza darbe almış olmalısınız ki böyle bir şey geçirdiniz diyor evet. Ve 6 saat önce de Zekeriya Bey neredeydi evindeydi evet. Acaba düşünüyorlar duruyorlar bütün eşiyle ilişkisi bozuluyor çünkü evde kim vardı eşim vardı eşi evet değil mi evet Meral Hanım hoş geldiniz. Valla sizlerin de sevgililer gününü kutlamak istiyorum ben yine de. Zekeriya Bey ne olacak böyle sevgililer günü bugün? Kutlayacak mısınız eşinizi? Ya bu olay olmasaydı bir şekilde kutlardım yani. Bu olay ama olduğu bu için. Bu olay başımıza böyle bir olay geldi. Şimdi bir arada bir soğukluk var. Yani bir mesafe var. Yani bu mu yaptı gibisine. İşi içinden çıkamadık. Hani çıkamıyoruz. Nerede oldu?
Şimdi biz doktorların şeyinden hareket ediyoruz. Hani doktor diyor darbe diyor bundan. Yani desek yani doktor darbe demese, atıyorum hani beyin kanaması geçirmiş olsam yani derim hani olabilir, hani insan beyin kanaması geçirebilir bundan. Ama darbe işin içine girince bundan iş yerinde olmadı. Nerede oldu? Doktor diyor 6 saat önce oldu diyor, olmuş diyor. O zaman yine eve yöneliyoruz. Bundan sonra. Şimdi yaptım yapmadı mı böyle bir şüphe içindeyiz. Ondan. Sen geç mesela yatıyorsunuz ya Zekeriya Bey. Evet. Ya benim karım böyle bir şey yapmış mıdır diye düşündüğünüzde ne hissediyorsunuz? Ya yapmış mıdır? Şimdi buna biraz da şöyle hani şundan dolayı da aklımda kalıyor. Ya bu biraz çok takıntılı bir insan. Meral Hanım takıntılı. Çok takıntılı. Ondan. Bir şey söyle, bir şey atıyorum hemen bir tartışma yaşarsın evde. Bir şey söylersin. Onu unutmaz. Ondan. Ömrü boyu onu unutmaz. Yani çok takıntılı. Veya bu tartışma esnasında bir laf söyledik de hani bunu mu takıntı yaptı da ondan sonra veyahut da aile, bu bir de şöyle bir şey var. Hani biz evde tartıştığımız her şeyi ailesine anlatıyordu. Ondan. Ailesine anlattı da. Meral Hanım ondan, siz takıntılı buna, mısınız? Hani ailesi buna destek verdi. Bir sadece de, neye destek verecek ailesi? Gece uyurken Zekeriya'nın kafasına bir şey vur. Ya, ölsün demiş midir sizce? Demiş olabilir yani. Ha, demiş bir de olabilir. Şöyle bir şey aklımda hani farklı şey de geliyor aklıma. Diyorum işte bir bayanın böyle bir şey yapabileceğini de ondan sonra cesaret edip de ondan sonra böyle bir şeye kalkışabileceğini de düşünmüyorum. Hani diyorum. Ya düşünmüyorsun da ama ailesi, iddia ediyorsun. Diyorum, madem iddia ediyorsun. Ailesim. Peki. Ailesim, neden yapmıştır? Ya efendim? Neden yapmıştır? Neden seni öldürmeye diyorum çok kalktın? Takıntılı bir insan. Yani çok evler takıntılı. Evler için yani. Bir şey söylesen, bir laf söylesen ondan ya... Söylemeyin öyle ama sessiz kalma, cevap ver. Vurulmaz ki. Yapmadığım için artık söyledikleri bana saçma geliyor. Sen takıntılı biri misin yok, gerçekten? Yok takıntılı değilim. Sadece zoruma giden laflarda kin güderim, o kadar. Kin güdüyor doğru. Değilim. Kin güdersin. Kin güderim. Eğer benim zoruma gidecek birisi hakaret ederse ya da zoruma gidecek bir laf söylerse yani şöyle uzaklaşırım, bir şey. Kin güderim ona. Biz etrafta bir sizi tanıyanlara da bayan... sorduk. Diyorlar ki çok tartışıyorlardı. Biz böyle bir söz duyduk. Tartışmamız öyle, oluyordu. Tartışmalarınız yani öyle, oluyormuş. Yani, böyle bunu yapabilecek kadar da öyle hani laf tartışması arada evde yani. Tartışmamız öyle laf tartışması yani, oluyordu. Meral Hanım kin gütmenin nereye gideceği de belli olmaz ki. Siz ya kin öyle sadece diyorsunuz. Mesafe koyardım hocam. Mesafe koymak ayrı mı? Kin güderim diyorsunuz. Ya kin güderim dediğim telefonlarını açmam. Telefonlarını silerim. Bir daha o kişiyle konuşmam. Arayıp peki, sormam. Eşinize karşı bir kin gütme durumu oldu mu? Yok. Kin gütsem zaten ben durmam ki giderdim. Şimdi bakın. Derdim ayrılalım derdim giderdim. Bu bir bayanın atıyorum bir bayanın cesaret edip de böyle bir şeye kalkışması zor bir yani bir erkek olarak ben kendim hani böyle bir şeyi bir uyuyan bir insana bu şekilde hani yapmak cesaret edemem. Peki Meral Hanım'da bunu, bu cesaret bunu, var mı? Bunu diyorum ailesinin desteğiyle yapmış olabilir. Heh. Ondan sonra ailesi hani. Yani ailesinden birini mi içeri almıştır ya, ailesinden diyorsunuz? Birini içeri almış olabilir diye aklıma böyle şeyler geliyor. Hani bir bayan nasıl cesaret edip de ondan sonra uyuyan bir insana. Ondan, benim ailemden burada ya, kim var yakınımda? Ya işte kim var? İyi bir abim var. Tamam bir abim var. Ha, bir abisi var. Ondan diyorum tamam, hani. Tamam git güvenlik kamerasına bak neredeymiş. Bak araştır. Bir ailesinden destek mi aldı? Ya ben aklıma sınmıyor. Bir bayanın bu şekilde yani bir insan uyuyan bir insanın kafasına vurup da yani çok da sert vurulmuş eğer ki. Kemik kırılmış diyor doktor. Peki Zekeriya Bey kemik de kırılmış mı dışarıdan? Doktor öyle diyor. Yok dışarıdan değil. İçeriden kemik kırılmış. Kırılmış diyor. Kırılmış. Ve kanama. Ya bu da bu kırılma normal beyin kanamasında olmaz. Hayır tabii olmaz. Dışarıdan bir darbeyi düşündürtüyor. Yani. Ya normal beyin kanaması hastalığa bağlı olarak kemik kırığı olmaz. Yani şey bir tansiyona bağlı vesaire ama kemik kırığı varsa dışarıdan ezici bir alet, sert bir alet ki onu dün Zekeriya Bey merdaneden bahsetti. Evde merdane varmış. Evet. O cisim mesela yapabilir onu. Yani işte bu merdane çok çok ağır. Bize çünkü izleyicilerimize sormuş acaba bu kemiğin hani bu beyin kanaması normal bir beyin kanaması mı? Hayır bakın Zekeriya Bey'in söylediği gibi içeride kemik kırılıyor. Yani bu anca bir darbeyle olabilecek bir şey demiş. Yani doktorlar darbe diyor. Ben burada benim ameliyatıma 6 tane doktor girmiş. Ondan birçok doktoruna konuştum. Samsun'da gittim. 3 tane doktoruna beyin ameliyatı beyin doktoruna konuştum Samsun'da.
Doktor ya senin kafana ne oldu diye. Doktor bey dedim. Hani bu dedim ya normal kendi kendine olabilirim dedim. Beyin doktoruna soruyorum bunu. Hani... Sizde tansiyon hastalığı var mıydı? Yoktu tansiyon hastalığı. Çünkü bazen tansiyon hastalığı da tabii. Yok ama baş ağrısı vardı. Evet. Evet. Baş ama ağrısı... kemik kırığı olacak olmaz, kadar olmaz, hani hayır. Böyle bir şey. Tansiyon peki Zekin abi şöyle bir şeyden ailesinden şüpheleniyorum dediniz ya. Meral Hanım'ın abisinden falan mı? Ya diyorum hani abisine mi yaptırdı? Çünkü bir bayanın yani çok sert vurulma var. Hı-hı. Bir bayanın bu şekilde bir dakika, yapabileceği bir, dakika, bir şey bir değil dakika. Bu. Bir dakika dur. Siz... Meral Hanım'ın ailesinden birilerinin eve gelip size bunu yaptığını evet, iddia ediyorsunuz. Evet, aklıma öyle şeyler geliyor. Peki hani, yani abisini gece siz uyurken evet. içeri almıştır, abisi mi sizin başınıza vurmuştur ya, olabilir yani. Şimdi kesin bir şey demiyorum bak. Kesin böyle hani kesin konuşmuyorum ama şüphelerim. Hani abisi de yapmış olabilir yani. Aklıma yani, böyle şeyler de geliyor. Onun için de Zekeriya Bey aklınıza şu da geldi. Hani akşam her akşam bir rutininiz var sizin Meral Hanım. Çay içiyorsunuz. Evet. Mutlaka evet. çayınızı içiyorsunuz çayınız belli bir saatte. Olmaz. O çayı içti ve Zekeriya Bey ve ailesinin de düşüncesi bu. Zaten, çayın içine bir uyku ilacı konuldu. Olabilir. Zaten eşimden evet. çok ailesi. Başka Hı-hı. hiçbir şey değil. Onlar ama zaten eşiniz de çok bir. Kendi düşüncesi gibi konuşuyor. O kendi ha. düşüncesi gibi konuşur zaten. 7-24 onların yanında sürekli aynı kelimeyi kullandıktan sonra ne olabilir? Hı-hı. Sürekli aynı şeyi kullanınca o da otomatikman aynı şey devam edecek. Aynı sözü devam edecek. Hı-hı. Başka bir yolu yok yani. Yani sizce Zekeriya Bey aslında onu düşünmüyor mu? Yok onu düşünmez. Doğru mu? Söyleyin. Yok. Ailem de aynı benim gibi düşünüyorlar. Hayır. Sizin gibi mi yoksa ailesi mi? Düşünüyor. Ailem mi böyle düşünüyor? Öncelikle sadece. Ailesi. Ya ailesini ben düşünüyorum. Yani şimdi hayır. Şunu söylüyorum Meral Hanım. Aslında Zekeriya Bey benden şüphelenmez. Annesi dediği için şüpheleniyor. Annem de öyle demedi. Annem böyle bir şey konuşmadı. Siz şüpheleniyorsunuz ben yani. Ben şüpheleniyorum yani. Bak ne diyor Meral Hanım? Ya şimdi niye aklıma abisi geliyor? Ya bir bayanın yani bu şekilde kalkıp da uyuyan bir insana yani bu şekilde kafa kemiği kırılabilecek kadar vurabilecek cesaretin olmadığını düşünüyorum. Bunun, cesaret bunun, olabilir niye olmasın? Ya, o güç vardır vurabilir ha cesareti olabilir her insanın cesareti olabilir. Bu cesaret olabilir. Böyle bir hani... Ben yapamam şahsen bir erkek olarak. Hayır yapıp yapmam ayrı. Sizden de net yapamam. Şekilde şüpheleniyor. Yani Zekeriya Bey'i doldurulmuş gibi değil. Kendi araştırılsın. Bu, araştırılsın. Bak, kendimden o kadar eminim ki hiçbir şekilde bunu, ne zarar verdim ne bir şey yaptım. Bunu ne eve yapan bir insanın hiçbir şekilde zarar vermedim. Bunu yapan bir insan Müslüman olamaz. Gavur olması lazım. Yılan bile uyuyan bir insana dokunmaz ya. Meral Hanım dokunur mu? Yılan dokunmaz da. Yani onu da bilmiyorum. Şimdi dokunur mu? Veya dışarıdan destek mi aldı, ailesinden destek mi aldı bak, da yaptı bunu? Bak birbirinizin gözlerine bakıyorsunuz şu anda. Sen anlamaya çalışıyorsunuz Zekeriya Bey. Gözüne bakıp. Ha? Ya yapmamış olsun diyorum ya. Bundan çıkmamış Allah'ım olsun. Benim düşüncem diyorum ki hani bu temiz çıksın diyorum. Yani kalbim çocuğumuz var ondan sonra. Ya çocuk yetim bundan çıkarsa biz sonuçta bu iş ayrılmaya kadar gider. Çocuk yetim kalacak. Ben yetimlikle büyüdüm. Annesiz babasız büyüdüm. Ondan sonra hani yetimliğin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ben şu anda çocuğunuz var. Çocuğum var. Yani ben çocuğumu çok seviyorum. Çocuğumdan ayrılmak da ayrı yaşamak da istemiyorum. Ondan sonra çocuğumu düşünüyorum. Nasıl çocuğumu kurtarabilirim? Çocuk yetim kalmasın düşüncesi içindeyim. Ondan sonra hani yetim büyümek çok zor yani annesiz babasız büyümek yaşamak çok zor. Şimdi biz herkes o geceyi çok merak ediyor. Ekibimizden Tuğçe şimdi o evde ve sizin yattığınız yeri ve nasıl olabileceğini Mehmet Hocam da değerlendirsin. Onu gösterecek. Tuğçe. Merhabalar. Ses gelmiyor arkadaşlar. Aha, evdesiniz şu an. Zekeriya Bey ile Meral Hanım'ın evinin önündesin evet, şu Tuğçe. Yok evin içi bu. Ha, evin içerisindesin. Evet. Ama hemen evin içerisindeyiz. Hemen evin içerisindeyiz Esra Hanım. Hemen şöyle anlatayım. Burası evin hemen girişi. Giriş kapısı burası. Öncelikle çok kısa bir şekilde burayı göstereceğim ki sonra size başka bir şey daha göstereceğim. O yüzden bunları evet. bu şekilde detaylı gösteriyorum. O gece burası yatak odası. O gece burada Meral ve bebek orada burada uyuyorlar. Hemen yatak odasının sağ tarafımızda evet. evin mutfağı var. Aha. Evet. Hemen evin sağ tarafında mutfak var. Ve o gece Zekeriya Bey de işte hemen yatak odasının çaprazındaki bu küçük odada
yatıyor Esra Hanım. Hı-hı. Görüyorsunuz buraya bir tane çekyat koyulmuş. Üzerinde sizin yaptığınız bir tane falan var. Hemen annesi gelecek diye kanepede koyduk onu. Kanepede yatıyordum orada. Orada. Burası değil mi yattın? Evet, bak orada sol tarafıma yattım bak oraya. Duvara geliyor başım bak. Ondan. Yani ne şekilde yattın? Buraya da bir yatsanız Zekeriya Bey. Ben hemen şu şekilde yani şöyle. Bir dakika Tuğçe'cim. Şöyle. Hadi nasıl bir ne şekilde yattın? Bu şekilde. Yok yok gel uzan. Gel. Bir dakika bize nasıl şekilde yattığını bir gösterirsen. Şu şekilde. Mehmet bu şekilde hocam, oraya başım duvara geliyordu. Ha yani duvardan, arkadan duvardan, gelemez. Size duvar, böyle arkadan ama gelemez. Yatın. Şöyle sırtını duvara dayadın. Sırtım ya sol kolun üzerine yat. Ya sol kolum üzerine yattım bu şekilde. Arkadan sırtın. Evet. Şimdi bu durumda yatın tam Zekeriya yat et. Tamam yattım. Yatın da bir hocamız görsün. İddia ettiğiniz olay tamam. Siz derin uykuya daldınız. Saat kaç gibi uyumuştunuz siz? 5 gibi miydi? 4 gibi miydi? Yok. 1,5 gibi uyudum işte. Hayır, şey 2'ye kadar uyumadın. Evet. Onu söylüyor. Kredi çekmeye çalışıyordun 2'ye kadar. 1,5 ya bilmiyorum saat 1,5. 2'ye kadar uyumadın. Vardı. E tamam 2 gibi uyudunuz ve tamam. Derin uykuya dalıyorsunuz. Evet. Hepsi normal uyku sorununuz yok sizin. Derin uyku ne? Yani uyku sorununuz yok. Yani çok hassas bir uykunuz yok. Derin yok. Uyku. Ya, dolayısıyla biri yorgunsun işten geliyorsun saat 9'undan. Tamam. Dolayısıyla odaya birisi girdiğinde herhangi uyanma durumu söz konusu yok, değil. Yok yok söz konusu değil. Yani uyanamaz. O gürültüne çünkü uyanamaz. Kapı zaten açık yattığın kapı. Dolayısıyla herhangi birisi girdiğinde fark etmezsiniz. Evet. Şimdi elbette ki bu tarz yattığı durumda sert bir cisimle işte o merdane deniyor veya başka bir şey gelip bu şekilde vurma ihtimali elbette ki var. Ve bu tabii olayı dramatik hale getirebilir. Böyle bir şey söz konusudur. Bir de arkasına bile, duvara yaslanmış. Duvara yaslanmadı. Arkadan gelmediği bir şey yok. Zaten oradaki kanepede de belli oluyor. Sırtını duvara dayanmış. Dolayısıyla ön taraftan gelip eğer vurulduysa oradan vurmuştur. Şimdi başımın şeyi duvara geldi. Duvardan geçip geçme şey yok. Hayır oradan değil. Önden geliyor. Önden durduğu yerden geliyor. Tuğçe'cim yatağa duvara yaslanmış ve o da duvara yaslanıp bir şekilde sol tarafına doğru yattığını hayır, gösteriyor. Hayır ama yatarken öyle değildi. Freddy çekti. Ben sol tarafıma yattım. Tamam. Size. Aha göstersin bir. Tuğçe. Orayı yatsın ben de aynı o şekilde bak. Şu şekilde. Ha, aynen. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde yatmış Esra. Böyle yattınız evet, değil mi? Aynen öyle. Yani benim bak bu tarafım emin sağ tarafım öyle bak evet eminim. Emin sağ misin? Sağ tarafım yukarıda kalıyor. Bak şimdi duvardan tarafa yönün dönüktü kredi çekerken o şekilde yatıyordun. Yok, ben sonra döndüysen ben bilmiyorum ama bıraktım, o tarafa yatmamış. Sol tarafıma yattım. Hatırlıyorum yattım. O tarafa yatmamış mıydı size hayır. Göre? Hayır. Ters tarafa. İkide gittiğimde telefonla kredi çekerken baktığımda duvardan tarafa yönü dönüktü. Ama henüz uyumamıştı. Ama uyumamıştı işte o zaman. Uyumamıştım. Sonra uyurken gördünüz mü? Yok ondan sonra görmedim. Zaten ben kapıyı kapattım çıktım iyi geceler. O zaman uyanıkmış daha ama. Sonra ters tarafıma dönüp yattım diyor. Sol tarafıma diyor. Yattım. İyi hatırlıyorum yattığım tarafı. Hı-hı. Yani. Yani arkanızı duvara aldınız ve bu evet, şekilde yattınız. Evet, yani kafasını ters şekilde. Evet. Yani, ve eğer bir darbe ihtimali söz konusuysa evet bu pozisyonda bu işlem yerine getirilebilir. Ve beyin kanaması, kemikte kırık görülebilir. Bu çok da doğal. Yatış pozisyonunuza bağlı olarak söylediğimizde. Hmm. Ha birisini mi aldı? Eşinizin gücü yetmez. Siz diyorsunuz ki eşim cesaret edemez diyorsunuz. Ya gücü bunu, yeter ama değil ya mi? Yani gücü, normalde gücü yeter. Ya belki hani gücü yeter. Bu merdane evet. Çünkü ağır bir şey. Ondan bir, uyuyan bir insana vurduğun zamanları o insan hani hafif de vursan çünkü ağır yani. Düşse bile yukarıdan aşağı insanın yine kafasını kırar. Ondan evet. Sonra. Ama bunu cesaret ya biri uyuyan bir insana yapabilecek kadar cesaret yani edemez diye düşünüyorum. O cesaret yok mu sizce? Ya bu cesaret ya birilerinden cesaret abisinin cesaret mi aldı? Ondan sonra. Ya siz ya, ısrarla eşinizi değil de aileyi suçlamaya doğru gidiyorsunuz. Yani çünkü Meral Hanım diyor ya tek bunu başına böyle, bunu yapmamıştır bunu bu olarak şekilde, söylüyor. Bunu bu şekilde cesaret ya tamam, cesaret araştıralım. Toplayıp da tek başına yapamayacağını düşünüyorum. Yani aklıma öyle şeyler geliyor. Araştıralım. Peki Tuğçe. Abimi diyorsun ya. Gitsinler kameraları izlesin, seyretsin. Hangi saatte çıkmış, hangi saatte girmiş, kapıdan girmiş mi, sokak kameralarından bakalım. Ya bir daha abim çıkmazsa evin, ne olacak? Şöyle bir şey. Kamera kayıtları silinmiş midir? 3 ay oldu. Bu bizim binanın... Hayır silinmez. Bizim binanın dışarıdan binayı gösteren kamera var. Girişi gösteren kamera var. Bu giriş, kamera kayıtları silinmiş olabilir mi? Yani 3 aydır. 3 ayda onu sorgulamak lazım. Herkesin farklı çünkü siliş süresi. Burada evin yanında, evden çıkış evin saatine, yanında, giriş saatine evin, bakılsın. O zaman ne yapacaksın? Evin eve girişlerde bu sürü kamera var.
Bunlar hani dışarıdan Tuğçe'ye birisi girmiş söyleyelim. Merhaba. Tuğçe, oradaki güvenlik, evdeki güvenlik kameralarının ne kadar kayıtlı kaldığını sorabilir misin? Çünkü Zekeriya Bey o günün kamera kayıtlarında belki Meral'in abisini de eve alıp bu şekilde yaptırabileceğini düşünüyor çünkü. Çok büyük iftira atıyorsun. Çok büyük çünkü, iftira atıyorsun. O iftirayı kaldıramayacak. Eğer ki sen yaptıysan. Allah'ıma şükürler olsun yapmadım. Bunu cesaret edip de vuramazsın. Ben bir erkek olarak. Ben niye dışarıdan akıl alayım? Ben bir erkek olarak yapmam, bunu yapamam. Yapmam da yaptırmam da. Yapamam yani bir erkek olarak. Hayır öyle düşünmüyorsun. Bu bir zalimlik yani. Da. Bu bir Müslümana yakışır mı böyle şey? Uyuyan bir insana el kalkar mı ya? Sen hayat arkadaşına vurdurabilir misin dışarıdan bir insan alıp da? Ama yaptıysan. Vurdurabilir misin? Efendim? Hayat arkadaşına vurdurabilir misin? Göz göre göre yapabilir misin bunu? Yahu. Hadi farz et ki senin yerinde ben varım. Sen aileni alıp bana vurdurabilir misin? Ben bırak ailemi. Bana şu İstanbul dese, bana İstanbul verseler, ben yine bunu yapamam. Bir Müslümanlığa sığmaz, bu zalimliktir. Uyuyan bir insana el kalkar mı? Kalkmaz zaten, vicdan vardır. O zaman niye diyor beni düşünüyorsun? Düşünme, efendim? Yanlış düşünüyorsun. Düşünün yani, gidelim araştıralım, kameraları izleyelim. Doktor diye darbe diyor. Doktor darbe diyor. Peki Meral Hanım, senin başına böyle bir şey gelse Zekeriya Bey'den şüphelenir miydin? Hayır. Ben direktmen derdim ki şüphelenmezdim. Direktmen giderdim. Ama doktor diyor ki 6 saat önce olabilir. Beni kafana vurmuş. Belki ameliyat esnasında her şey olabilir. Ama kafatası kırılır mı? Olabilir. Araştırırım. Kamera kayıtlarına bakarım. Kulağıma bir ses veriyorsunuz arkadaşlar. BTR sesi geliyor kulağıma. Sonuca göre devam edersin. Eğer sana eşim ben yapmadım diyorsa, gel araştıralım diyorsa, ben ona güvenirim. Sen güveniyor musun Zekeriya Bey? Eşime mi? Ya eşime ya güveniyorum da ya, bir de takıntılı bir insan, bu aklıma geliyor. Yani kafasında yani şu, çok takıntılı bir insan. Ondan sonra, yapmış olabilir yani, takıntılıysa. Ya yapmış olabilir çünkü kafa çok takıntılı yani. Bundan takıntılı bir şey değil. Bir tartışmadan neyi takmıştır ya. Ya yani takıntılı değil. Ya biz laf söylemiş olabilirim bundan sonra hani tartışma esnasında. Ayşe Hanım, onu sürekli kafasında büyüttü mü? Ben çok merak ediyorum. İzleyiciler baktığınızda, ben izleyicilerimize de sormak istiyorum. Zekeriya Bey burada, Meral Hanım burada. Baktığınız zaman ne düşünüyorsunuz? Yani yapmış mıdır bu hanım bunu? Zekeriya Bey, ben katılmıyorum. Eşi de yapmamıştır. Neden yapmaz dersen, senin aranda husumet mi var bu eşinin ailesiyle? Husumet yok, hiçbir şey yok. Şüphelendiğine göre hiçbir var şey ki yok. Bir şey ki şüpheleniyorsun. Ha. Yoksa o eşi niye sana vursun? Diyorsun ki bana vurdu, bana etti. Bir çocuğunuz var, asla ben eşinden şüphelenmiyorum. Hepimizin arasında kırgınlık olur. Biz de kalkalım eşimize vuralım. Böyle bir şey olur mu? Filiz Hanım, sence? Şimdi adamın kafasına kırık var ama. Bunu da unutmayın. Esra Hanım, benim o kadar çok ilgimi çekti ki bu olay 2 günden beri. Ben dün akşam eşim uyuyordu. Kafasına birazcık vurdum, hemen uyandı. Sen gittin eşinin kafasına mı vurdun uyurken? Evet, denedim. Allah Allah. Uyanıyor mu uyanmıyor mu diye. Hani bir de ben öyle ağır bir şeyle de vurmadım. Yani şöyle az bir şey vurdum ama uyandı adam bir anda, böyle aklı çıktı ya. Adam ne yapacağını şaşırdı. Sana yani saldırsaydın ya, sen halinde. Ne vurdun kocana? O da sana da fırsat çıkmış, kocayı herhalde cezasını şey yapmak için. Ama Mehmet Hoca'nın anlattığı şuydu. Eğer bayıltacak kadar çok sert bir cisimle vurursa o uyanamaz demek istiyor. Yani, yani şimdi siz tabii hafif vurdunuz. Hafif vurunca kişi irkilir, ne oluyor? Uyandırmak gibi o. Ama öteki demek istiyor ki yani bu böyle bir şey değil. Vesile Hanım. Ya Esra Hanım, ben şöyle düşünüyorum. Hani diyor, dün dedi ki birkaç gün önce kafam ağrıyordu dedi. Hem de bir de diyor ki mesela son işe girecek gece... Ben şüpheleniyor. Birkaç gün önce kafan ağrıyorsa bu nasıl oluyor? Ben kesinlikle kimsenin yaptığına inanmıyorum. Doktor yanılmış olamaz mı? Evet. Veya şimdi, düşmüş kafasını bir yerlere çarp. Bir de şimdi, böyle iz olur yani. Saçında evet, bir şey olur. Bir şişiklik olur şimdi yani. Şimdi işten kırık olduğu için. Yani doktorlar tabii bazen yanılabilir. Farklı şeyler yanılabilir olabilir yani. Ama içten bir kırık var. Dışarıya çıktığında o gün sabah yara olur, bere olur, şişkinlik olur. Mutlaka bir yerinde bir şey olur. Hı-hı. Kesinlikle olur. Hocam, arkadaşlar şişer mi hiçbir kafaya şey vurulduğu yok zamanlar diyor. Şişer mi? Şişer, şişkinlik olur. Merdaneyle vurulur. Evet. Açık şişer. Ama kulağımı açık şişer bırakmayın. Şişer yani, mutlaka yaralı bırakıyorsunuz kulağımı. Bir insan duvara bile vursa yara oluyor, bere oluyor hemen. Zaten deri altında kan var diyor. Dolayısıyla ya bir şey vurulmuş gibi duruyor. Yani sizce vurulmuş mu? Öyle gör. Raporlara göre ben onu söylüyorum. Raporlara göre vurulmuş. Evet, raporlara göre ama raporlarda belki yanılma vardır. Hı hı. Ben o da olabilir. O bir şey diyemem.
O da ama raporda bir cisimle vurulmuş, içte bir kırık var olarak söylüyor. Canım, bu arada Tuğçe'ye bir soralım mı? Bu hani sen dedin ya Zekeriya Bey, merdane ile vurmuş olabilir. Bir Tuğçe'ye bağlanalım ve o merdaneyi bize gösterebilir mi? Tuğçe'cim, mutfakta bir merdane var ve Zekeriya Bey bu merdane ile bana vurulmuş olabilir diyor. Gösterebilir misin bize? Evet Esra Hanım. Bahsi geçen merdane işte şu anda burada benim elimde. Hemen bununla ilgili küçük bir detay vermek istiyorum. Hı hı. Çünkü Zekeriya Bey'in annesi Hatice Hanım da şu anda bizimle beraber yanımızda. Şöyle bir şey, aslında daha önce bu merdane yani hep sürekli burada mutfak dolaplarının hemen burada üzerinde dururmuş. Ancak olaydan sonra hemen ailesi ve Zekeriya Bey'in ablaları bu eve geldiklerinde merdaneyi işte burada orada dolabın, mutfak dolabının yeri değişmiş merdaneyi. Tuğçe orada yalan söylüyorlar. Orada yalan söylüyorlar. Çok ne? Dikkatini çekmiş. Hayır, orada yalan söylüyorlar. Onu küçük üvey kardeşi, ben gördüm, gözümle gördüm. Ben çocuğa bakarken gittim mutfakta dolabın en arka köşesinden aldı. Küçük üvey kardeşi yaptı, Neslihan kardeşi yaptı. Onu oraya aldı koydu. Ben iki hafta niye sonra... Niye öyle yapsın? Benim üzerime suç atmak için. İki hafta sonra eşya almaya gittim. Esra abla oraya gittiğimde anası çocuk odasına merdaneyi götürmüş. Ben eve girdim diye arkasına sakladı, odaya götürdü. Mutfağa götürdü. Bir dakika. Çocuğa eşya almaya gittiğimde onu kız kardeşi yaptı. Küçük... Sen konuşma. Bak küçük Yeren, odadaydı. Küçük yalan söylüyorsun. Gelmedi buraya. Bu sene bu İstanbul'a gelmedi. Hayır, çocuk. Gelmedi. Hayır. İftira atıyorsunuz. Gelmedi deme. Yeren, yalan söyleme. Buraya, geldi. Ameliyatta gelmedim kız kardeşim. Bizim çocuklar gelmedi Neslihan buraya. Gelmedim ameliyatta. Bir dakika geldi. Şu an konuşarken tamam. Tuğçe. Geldi. Annem. O yaptı mutfakta merdaneyi çıkartan Zekeriya oydu. Zekeriya Bey'in annesi Esra Hanım. Zekeriya Hanım'ın annesi. Zekeriya Bey'in annesi ne diyor? Merdanenin yeri değişmiş diyor. Hayır. Hayır bak bu iftirayı iyi düşün. Bir dakika bir saniye. Bu tereyağın üstünde duruyordu. En üstte duruyordu merdane. Her zamanki yerinde ben duruyordu. Ben burada gördüydüm. Başka görmedim zaten. Tamam her zamanki yerinde duruyordu. Bir iftirayı atarken iyi düşün. Bak namaz kılıyorsun, iftirayı atarken iyi düşün. Hiç ellemedi, ellemedi. Yalan söyleme. Bak iftirayı atarken kızım, iyi düşün. Sen çok iftira attın da biz ben iftira atmadım. Atmıyoruz. Biz ben atmadım. Bak o merdaneyi çıkartan sizsiniz. Bir dakika aynı anda konuşmayın. Çıkarsa çıksın. Bir şey söyleyeceğim. Siz kimin bu işi yaptığını düşünüyorsunuz oğlunuzla ilgili olan durumda? Ne olduğunu düşünüyorlar? Oğlunla ilgili durumda iş yerleri incelendi. Hastanede doktor da raporu doğru vermişti. Besmele yalancı doktor, doktor yalancı doktor değil. Hı-hı. Sahte doktor değil bu. Hı-hı. Yani bu uzmanların nereye geliyor? Herkes hep düşünüyoruz, konuşuyoruz. Eve geliyor tekrar dönüp de geri geliyor. Düşünen bir tek sensin. Şeytanlığı düşünen sensin. Bu evde kim varsa onun hakkından konuşuruz. Hayır. Ben varsam benim de kardeşimi karısı olsa hayır, kardeşim bak şeytanlığı düşünen tek sensin. Çünkü ben sana dedim ki oğlumu alıp gideceğim dedin. Sen oğlunu alamazsın dedin. Kızım, ben sana onu dedim diye ortalığı karıştıran sensin. Gerçi seni Allah'ın aşkına böyle şeytanlık bilmiyorduk biz. Kusura bakma ama o merdaneyi senin kızın çıkardı. Bak o merdaneyi kızın çıkardı. Allah var yukarıda. Bak bu iftirayı atarken iyi düşün. Kendi canından olursun bak. Allah var yukarıda. Hiç kimseye iftira atma. Namaz kılan bir insansın. Canımdan beni tehdit mi diyen? Hayır tehdit etmiyorum. Namaz kılan bir insansın. Aynen de konuşma Meral Hanım. Hayır namaz kılan bir insansın. Ben tehdit etmiyorum bak. Her vakitimi kılarım diyorsun. Kıza da sorun siz onu. Kıza da sorun. Bir şey söylemek istiyorum. Bir saniye. Meral Hanım bir dakika. Geliniz neden kocasını öldürmek istesin? Size göre ne olabilir sebep? Ya bize göre ne olacak? Oğluma söylediği gibi aynı. Oğlum burada söylüyor işte. Ne yani? Öyle dur. Ben başka bir şey seni... Ben bunu kızımdan ileri tuttum. Kızımdan böyle bir şey olacağını bilsem nereden bileyim? Biz buna kimse... Çocuklarımız bile buna gelip de... ...almadı. Yani... Ama nereden bilelim böyle bir şey olacağını? Her ben şey ortaya çıktığında değil, pişman olacağım ama. Ondan biliyorum çocuğun başına gelen olayı. Peki, her şey ortaya çıktığında pişman olacağım. Meral Hanım, siz dediniz ki ben çocuğumu alıp gideceğimi annesine söylemiştim. O yüzden iftira atıyor dediniz. Evet, o yüzden çünkü neden? Dayısının evine gittik. Bir hafta biz orada kaldık. Ne zaman oldu bu? Ameliyatta. Ameliyat esnasında ben dedim ki hadi gidelim dedim. Ben dedi oğlum evde yokken dedi ben o eve girmem dedi. Dayısı da yengesiyle Zeki'nin emanetini dedi bize alalım dedi. Eve götürdüler, eve gittik. Yani sen eşin orada, beyin kanaması geçirdikten sonra mı gitmek istedin? Ben gitmek istemedim. Normalde ben dedim evime gideyim, evimde kalayım dedim. Bize yakışmaz, Zeki de doğru bulmaz bunu dedim. Ben evime geliyordum. Ben dedi kim gelsin dedi dayısı. Annesi gelsin, annem gelsin beraber gidelim dedim.
Benim oğlum dedi o evde yokken beni o eve girmem dedi. Hı-hı. Ondan sonra hastanede bir sürü eşime yalan söylemişler. Hay bizi eve sokmadı, bize anahtar vermedi. Karın gülü oynaya yemek yedi, çay içti. Halbuki ne yemek yedim ne bir şey yaptım. Dedim ki sadece Hı-hı. bir gün. Bakın dedim. Bir bakalım anne de konuşsun buna cevap versin. Buyurun söyleyin. Söylemedim desin ya hadi. Ya benim büyük oğlum, koydak oğlum dedi ki bir eve gidelim de dedi. Evde dedi banyo yapalım, üstümüzü değiştirelim dedi. Büyük oğlun demedi. Oğlum. Büyük oğlun demedi. Benim dedi ki evde. Büyük oğlun demedi. Bak hala yalan söylüyorsun. Abim demedi. Senin kızın Alper'i aradı. Kızım Allah bak, aşkına senden yalan öğrenecek değilim. Bu saatten sonra biraz bir haddini bil. Kusura bakma ben bir sana ne alacağım. Yaşın başına göre yani yaşın tamam, başına göre mi? Medeniyet öğrenmemişsin. Yalan yalan deyip dökme. Yalanlar kendini atıp da bak. Senin sen dinle o zaman beni ben bir açıklamamı yapayım. Ben saygı bildireyim dedim. Bir de konuşsun. Boğma beni bir dinle. Ben ne yaptım size? Oğlum ne yaptı size? Bizim sülale sana ne yaptı? Bir hiçbir şey yapmadı. Ben de onda bir şey yapmadım. Söylüyorsun. Bizi siz kendi kendinize vuruntu yapıyorsunuz şu anda. Böyle bir suç olmaz. Sen şu anda suçlu. Burada benim kardeşimin karısı da yapsa ben onu gizim sorarım. Beni konuşturmuyorsun. Sen böyle boğulmayı. Yapsa sorarım. Aynen konuşmayın anlaşılmıyor. Şunu sormak istiyorum. Merdane'nin Meral. Merdane'nin yerini değiştirip sana suç mu atmak istediklerini evet, söylüyorsun? Evet, kendi kızı geldiğinde bakın ameliyattan geldi, eve geldi. Hangi mutfaktan, kızı? Hangi kızı? Üvey kızı. Üvey kızı. Üvey kardeşi. Bunun adı üvey ne? Kardeşi, adı ne? Neslihan. Neslihan geldi. Evet, geldi eve Merdane'ye dolabın üzerine. Benim yok kızım. Yok deme, gelmedi deme, geldi bak sus. Gelmedi deme, geldi. Neslihan geldi ne yaptı? Gelmedi deme ya bak. Sus. Sen alışkını sus demeyen millete itiraf yanlışmışsın. O zaman tamam araba otobüs biletlerinde çıksın her şey. Kameralarda hastane kameralarında görsün gelmiş mi gelmemiş mi. Kızlar buraya geldi. Kardeşini ameliyattan hastaneden çıkarıp buraya eve geldiler. E tamam. Ama dolabın üzerinden bir şey ellemedi kızların. Hiçbiri bir şey ellemedi zaten. Yalan söyleme dolabın üzerinden o aldı. Dolabın üzerindeydi. Bir hafta öncesi benim eşim bir şey istedi. Tamam, ben de sorarım siz de sorun. Ben sorarım siz de sorun. Sor. Peki Meral senin iddiana göre Neslihan aldı oradan Merdane'nin yerini değişti. Aldı arka taraftaydı. Ben her zaman göz önünde kalabalık olmasın diye çirkin durur diye arka tarafa koyarım. Oklavan bile arka taraftadır. Merdane yukarıda. Evet, Tuğçe sonra o bize yerini değişmesini tekrar gösterebilir misin? Neredeydi nereden alındı? Indirdi. Hı hı. Hatta bana dedi ki bu Merdane niye burada? Merdane orada değildi dedim. Yukarıdaydı dedim. Niye karıştırdın dedim. Tekrar göstersin onu izleyicilerimiz. Tuğçe o Merdane neredeymiş? Nereye alınmış? Yeri değişmiş hiç kullanılmayan şeyin. Evet. Ki Zekeriya Bey de Merdane ile kafasına gece vurulduğunu düşünüyor. Bir gösterir hemen. Misin? Gösterir misin? Hemen tekrar göstereyim. Merdane evet. Daha önce mutfak dolabının hemen üzerinde yani şu kısımda Merdane ile gösteriyorum orada çukur yine. Vardır. Hafif evet. Çukur vardır. Görünmez orada. Orada da görünmüyormuş zaten. Altı evet, doğruymuş. Uyandığım evet. Zaman oraya koyarım genelde. Hayır orada değildi. Tezgahın altındaki hayır. Bu dolaptan çıkmış. Çıkmış. Hayır orada burada yalan bulmuşlar. Söylüyorlar. Hayır öyle orada değildi hiçbir şekilde. Merdane'yi oraya hiçbir zaman biz de Esra'nın biz de buradan aldık. Hiç koymadım. Ha, siz koymadım de aşağıdan bile. Aldınız. Bir dakika aynı anda konuşmayın lütfen. siz de aşağıdan mı aldınız Tuğçe? Hala aşağı evet, taraftaydı. Geldiğimizde buradan onlar aşağıdan kendileri bulduk yaptı. Esra Hanım. Evet. Kendileri şimdi yaptı. Sen diyorsun ki onlar yaptı ve bu evet, Merdane'nin yeri yaptı. Hiç değişmiyordu. Bak gözümün önünde. Aile de diyor ki Merdane'nin yeri değişmiş. Hayır. Bu Merdane ile oğlumuzun kafasına vurdu. Öyle mi yalan diyorlar Tuğçe? Esra abla bak gittiğimde eşya almaya gittim. Eşya almaya gittiğimde anası arkasında mutfağa koydu Merdane'yi. Hı hı. Bir Meral Neslihan'a soralım üvey kızına. Bakalım o mu değiştirmiş Merdane'nin yerini bir soralım. O değiştirdi oraya yukarıdan o indirdi. Hiçbir şekilde aşağıda değildi. O Merdane aşağıda durmaz. Bir Zekeriya Bey'in annesine bir şey sormak istiyorum. O Merdane aşağıda hiçbir zaman durmuyor. Hayır hiçbir zaman durmaz. Esra Hanım. Temizlerim yerine yukarıya koyarım kalabalık olmasın diye. Hı hı. Tezgah küçük diye yukarıya kaldırırım. Hiçbir zaman aşağıya durmam. Ben şunu sormak istiyorum. Ben sizlerin de Zekeriya Bey'in de şüphesi olduğu için bir anneyi görebilir miyiz ekranda tam? Bu Meral Hanım sizce gerçekten sizin oğlunuza zarar verecek, kafasına vurabilecek yapıda bir kadın mı? Sizin düşünceniz ne? Tanıyorsunuz siz. Gelininiz sonuçta. Ya ben tanısam ben geçen sene çocuğu doğum etti. Geldi 15 gün kaldım. Daha da gelip durmadım evlerine. Daha gelmedim yani. Bu sene de oğlumun bu durumundan dolayı geldim zaten. Ben öyle yanında kalmadım yani. Durmadım. Bir decük de düğününe geldim zaten. Pandemi dolasından söz kesmeye bile gelemedim düğünden başka. Düğüne geldim. Ona da zaten özel arabayla geldim.
O yüzden çocuklar pandemi dolayısıyla beni dışarılara salmayalardı. Ben tamam, gelemedim peki. Gelinin hiçbir yerine. O kadar da tanımışlığım yok yani. Tanımıyorum. Tanımıyorsunuz gelinizi. Tanımıyorum. Niye yalan konuşuyorsun? Her Allah'ın günü telefonla konuşuyorsun. Oğlum beğenmiş mi? Oğlum beğenmiş mi? O yüzden ben de oğlum ben dedim saygı duyuyorum. Peki. Ben dedim tanıyıp da ne yapacağım dedim. Ben gelince tanırım dedim. Meral Hanım. Hiç şöyle bir şey kullandı mı? Ben Zekeriya'yı sevmiyorum. Meral onu şeyde dedi. Benim yüksel kardeşimin oradaydık. Biz Zeki yoğun bakım dedi o zaman. Zeki yoğun bakımda biz oraya bıraktılar. Eve bıraktılar. O zaman da yüksel dayısına, Perihan yengesine katılmadım. Ben zaten sıkıntım vardı. Oğluma ağlayıp sızlıyordum. Bunlar konuşuyorlardı mutfakta. Ne dediler? Ne dedi? Ya Zekeriya onu bunu yapıyor işte öyle yapıyor böyle yapıyor. Onun için dedi sevgi kalmadı şimdi. Bunu da dedi Zekeriya yaptı dedi. Ben yalan konuşacak halim yok. Sevgi kalmadı demedim. Soğuttu kendini hakaret ediyor dedi. Zekeriya ne yapıyor dedi. Yemin ederim işin gücün yalan olmuş. Bak hala da yalan söylüyorsun. Bak namaz kılıyorsun diyorum sana. Bak, kızım ben de yukarıda Allah var. Ben sana itiraz atacağım. Yalan bak şimdi ben dayımlara ben dedim ki dayımlar sordu böyle yapıyor böyle yapıyor konuşacaktım. Anneme sordum konuşma sen ortalığı karıştırma. Herkes size güler dedi dedim. Ben de dedim kimseye bir şey söylemedim. Hakaretten dolayı dedim. Hakaret ettiği için soğudum dedim. Sevgi yok demedim. Dayını arayın. Perihan'ın bağlansına, konuşsuna, sorsuna. Ondan kendine zaten sorsun. Zaten bir tek akıllı olarak bir dayımla bir yengem var. Senin karşında var ya yalancı olmayan bir onlar var. Benim iyi tanıdığım. Başka kimse yok. Yarın bir gün bir tane ben daha gelin alacaksın. Mi? Bak yarın sen, bir gün kızım, bir tane daha yalan... gelin alacak. Yukarıda Allah var. Hiç olmaz. Şey bu işler oldu ki senin yalancı olduğunu öğrendik. Herkese iftira attın. İftira atmadın. Kimseye iftira atmadın. Bu konuda yalan konuşan aileye böyle tamam. Bir kızı sokmazlar kızım. Ne yalanı atmış ne iftirası var. Telefon kayıtlarını bir dakika Meral. Çok üst üste geliyor. Her yalan var ya. Ne ararsan var. Ne iftirası atılmış. Bir dakika Meral. Ne iftirası atılmış. Koskocaları yani bak kaç yaşında gelin kaynasına saygı bile yok. Peki ne iftirası atmış Meral? Ben Meral'ı ya onları boş ver aile işi konu boş aslı koku olmayan bir şeyler. Aslı koku olsa zaten söyleyeceğim. Dün üvey babası Zekeriya'nın üvey babası bağlandı dedi ki. Sen niye yanımıza geldin? Niye buraya gelmedin? Ne işin var? Ailen yanına niye gidiyorsun? Senin orada koyduğun evin var yanımıza gel. Kocan orada kocan yanına gel. Sen kendin demedin mi bu saatten sonra senin işimiz bitti demedin mi? Benim oğlum benim kıymetlim dedin. Senin işin bitti. İster gel ister gelme dedin. Benim oğlum oğluma dedin. Kardeşine tokadı vuracak sırtını alıp götürecek dedin. Kendini söyledin. Meral Hanım aynı anda konuşmayın. Şunu sormak istiyorum. Eski üvey babası Zekeriya Hanım bağlandı. Dedi ki daha önceden günlerden bayağı şiddetli kavgaya başlamışlar. Zekeriya Bey abisine kendi evi için para yolladığı için kavga ediyorlarmış diye söyledi. Doğru mu bu? Ya yok o kadar şiddetli değil ya. Aralarında normal herkes gibi her evde olan bir şey o. Yani o kadar şiddetli kavga yok. Ben de biliyorduk olmadım zaten. Bir binayla nağın okak tefek şeyler yani. Ev olan her yerde olabiliyor. Ama iki ben gün de önce demiş ki Zekeriya Bey bakın sizin eşiniz söylüyor. Demiş ki Zekeriya az kalsın bu para yüzünden Meral beni öldürecekti. Bir atladığınız iftira ben o paradan kaldım. Haberim yok. Şimdi bana oğlum öyle bir şey, bana oğlum söylemedi bana öyle bir şey ki ben bileyim. Ama söylemediğinden, duymadığımdan bilmiyorum. Yani. Ama ben eşiniz de sordum, dedi ki, eşiniz dedi ki bana annesi söyledi Zekeriya'nın dedi bunu. Yok anne söyledi demedi. Ne Zeki, anası söyledi ne arkadaşlar hiç kimse söylemedi dedi. Zeki bana kendi söyledi. Öyle demedim arkadaşlar. Eşten annesi söyledi. Zeki bile söylemedi dedi. Ondan sonra sonuna doğru değiştirdi. Zeki söyledi sonra bana dedi. Sonra Zekeriya Bey'i söylediğini söyledi. Zekeriya Bey'i de ben hatırlamıyorum dedi. Evet öyle dedi. Zekeriya Bey bana öyle bir şey söylemedi. Mesela ben de bilmiyorum bunu. Babasına üvey şey babasına doğru. Söylemiş ama. Konuşamam. Zekeriya Bey yalan, ne dedi siz söyleyin. Baba. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Ha? Öyle bir laf söylediğimi hatırlamıyorum diyorsunuz. Hatırlamıyorum öyle bir şey hatırlamıyorum. O da hatırlamıyor işte. Bana da söylemedi zaten. Çok kesiliyor ya. Değiştirmeyi hatırlıyoruz maşallah. Peki şunu soracağım size son kez. Sizce son kez sorayım. Meral Hanım Zekeriya'ya böyle bir şey yapmış mıdır? Vurmuş mudur kafasına?
Ben yapmış da diyemem, yapmamış da diyemem. Ben iftira yalan, yapmış diyemem, yapmamış da diyemem. Bunlar falan koca, yanında kimse yok. Ben ne bileyim, bilmiyorum, gözüm görmeyince ne de yapmış da diyemem. Ama evden de çıkmıyor suç. Eleştirdiğin zaman suç eve geliyor. Ben hastaneyi de araştırsınlar. Daha ne diyeyim yani? Hastaneyi de araştırsınlar. Yani evde bir şey olmuş, o evde de sadece Meral olduğu için... tam Meral demesem de evde olan bir şey diyorsunuz. Aynı öyle, evde olan bir şey. Peki şunu soracağım tekrar size. Merdane'nin yeri değişti ya. Ve Zekeriya Bey de Merdane ile kafasına vurulduğundan şüpheleniyor. Oysa üvey kızınızın onun yerini değiştirdiğini ve Meral'e iftira attığınızı düşünüyor. Evet, değiştirdi. Buna ne diyeceksiniz? Yok yok. Değiştirdi Esra abla. Kızım görmüyordu gözü, görmüyordu. Oğlan hastaneden yeni geldi. Oğlana hizmet etmekle onu meşgul. Yani çok üzüntülerinden, yorgunluk çok bak, yoğun. Bak yalan söylüyorsun. Yoğun bakımda kaldı. Yorgunluklardan yani hiçbir şey evde ellemedi onlar zaten. Elini bir şey sürmediler ki. Yalan söylüyorsun. Çocuklar çünkü zamanı yoktu zaten bir şey ellemeye. Ne demek zamanı çocuk yoktu? Çocuk hastanede yaldığı sürece zaten çocuklar geldiğini yerlere vurdu. Çocuklar bayıldı. Ha. Acile yoğun bakımlara. Acillere gittiler. Hep çocuklar yani kızlar bayıldı. Yani üvey kızınız. Yalan üvey kızınız. Kimse bünyesi zaten. Üvey kızınız. Zekeriya'ların evine gitti mi? Benim çocuklarım hepsi öz. Kızı, öz kızı ya. Niye yani. Üvey dedin sen? Baba üvey, o yüzden. Ha, baba dedim. Üvey diye söylüyorsun, anladın. Üvey kardeşi tamam. Diye dedim. Kızınız Zekeriya'ların evine gitti mi? Geldi ameliyattan sonra. Hatta eşim ameliyat hastaneden çıkardıklarını bile bana söylemediler. Aralarında annesi dayısıyla konuşurken duydum. Eşimin eve geldiğini bile bilmiyordum, sakladılar benden. Hı hı. Eve gitti yani diyorsun Meral. Evet geldi. Bir dakika. Zor duyuyoruz ya zaten şunu. Ne diyor? Ölümle tehdit ediyor beni. Gelme bak gelme. Kim tehdit yazıklar ediyor? Ben ölümle tehdit etmedim seni. Hayır ölümle tehdit etmedim. Allah var yukarıda dedim. Allah biliyor dedim. Ölürsün dedin ya bana kız az önce. Nerede ölürsün dedim. Ya bırak Allah'ın adını anlatma. Yukarıda Allah var dedim. İftira atma dedim. Öyle deme. Ölümden tehdit etti beni az önce. Kimseyi tehdit etmedim. Sen bunu ne amacla konuşuyorsun? Kimseyi tehdit etme. Hala yalan söylüyorsun. Söyleden ölürsün gibi bir şey söyledi. Yukarıda Allah var dedim. Bak dedim. İftira atma dedim. Bedelini ödersin. İftira atarak ödersin dedim. Allah nerede konuşsun, Allah burada dur. Tamam iftira atma. Namaz kılan bir insansın dedim. Bak yalan söyleme dedim. Şimdi, hiçbir zaman sana ölü... Ben yalan söylemeyeyim. Tehdit etmedim. Benim kardeşimin karısı da olsa ben derim kardeşimin karısı. Benim oğluma sen vurdun derim. Bunda ne var? Herkes her yeri arar tabii ki. Aramak zorunda bu suçluyu ortaya çıkartmak zorunda. Tamam diğer yerleri de araştır. Tamam hastaneyi niye araştırmıyorsun? Niye oraya buraya? Zaten. Her yeri araştırıyor. Hastaneyi nerede araştırdın? Adamlar bana diyor bir iki saatlik bir olay anlar rapor yazıyor. Hayır hastanede yaşam. Ne olacak ki? Ne olacak hastanede rapor çıkmış doktordan zaten. Ne olacak hastanede? Kızım hastanede iş yeriyle alakalı. İş yerinden adamlar geliyor da Esra abla adamlar beni kaç defa aradı. Zekeriya uyandı mı, ayıldı mı, ifadesini verebildi mi diye 10 defa aradılar Esra abla. E tamam Zekeriya zaten Oğuz'a iş yerinde bir şey olmadı diyor, yattım. Ama doktor da diyor ki 6 saat önce bir şey vurulmuş diyor kafana. Evet. Öyle değil mi Zekeriya? Doktor abi, bana demedi. Bir de aileme, iş yerine kameralarına bakıyorlar hiçbir şey çıkmıyor. Dedi, aileme demiş. Ben saat. Bir şey soracağım. Mescidi gösteren kamera var mı? Yok. Mescitte hiçbir şey. İçin sadece kapının önü var. He? İçeride yattığını sadece bir ayaklarını gören var hocam. Başka bir şeyini gören yok. Peki oraya girip çıkan var mı? Bilmiyorum. Bana izlettirmediler. Ben yok. İzlemedim. Çünkü, aile izlemiş yok Mehmet Bey. İçeri giren tek şey başına var. İçeride. Esra abla bir rapor... de şöyle bir şey varmış. Orada gömme dolap gibi bir şey varmış. O esnada belki kafasına vurdu. Belki yaraladı. Gömme dolabın içine dolap girdi yoktu. Saklandı. Kalabalığa karıştı. Her şey olabilir Esra abla. Dolabın içine biri girmişti. Orada bir tane gömme dolap gibi bir şey varmış. Yok şimdi yok. Şöyle, her şey olabilir. Ama mescidin dışındaki kamerada kimse içeri girmemiş. Yani iki gün falan orada beklemesi gerekiyor girse evet. Birinin. Belki öyle bir şey olabilir. Belki iş yerinden yolda bir şey olur. Belki hastanede bir şey olur. Hı-hı. Niye direkt ben bana bağlıyorlar? Şimdi yapmadığım bir şey, var, bir şey. Niye yaptım dur Meral Hanım. Raporda i̇şte şöyle yapma. Bir şey var. Evet. Cilt altında kanama var. Bu bir darbeyi gösteriyor. Yine beyinde bir kanama var. Kırık darbeyi var bir gösteriyor. De içeride. Evet. Ama bu arada raporda ağızda da kan var diyor. Evet kazım kan var. Sizin ağzınızda da kan varmış. Aha, evet. Dolayısıyla ortada ha. Ciddi anlamda evet. Bir travma, bir darbenin olduğu kesin. Aha. Bu ha evde mi oldu? Bulan kişi ağzında kan iş yok yerinde de, mi diyormuş. Oldu? Ama bir raporda, aha. Doktorun raporunda ağızda da kan var diyor.
Üstelik adli bir rapor tutulmuş ve hayati tehlikesi var deniyor. Peki beyin kanamasında Mehmet Bey ağızdan kan gelir mi? Hayır yok. Çok çok istisnai başka şeyler var. Tamam. Esra Hanım, ilgili onun bir şey söyleyebilir miyim? Darpta oluyor bu. Tabii. Yani bu da darbe olduğunu göz. Ağzına bir darbe vardır. Kafaya bir darbe vardır. Siz şuurunuzu kaybettikten sonra da bir iki darbeye daha maruz da kalmış olabilirsiniz. Çünkü iki taraf birbiriyle ilintili değil. Beyin kanaması ve ağızdan gelen kan birbiriyle ilintili değil. Peki Mehmet Bey, şu an yani Allah korusun Zekeriya Bey. Beyinden darbe zamanları bu kan ağza gelir mi? Hayır, ağza gelmez. Ağız, darbeden dolayı darbe olması lazım. Zekeriya Bey eğer ölseydi Allah korusun, o zaman Meral Hanım tutuklanır mıydı? Yani şimdi, bu rapora göre. Bu rapora göre evet. Birinci suçlu kendisi olurdu. Doğru. Yani birinci aslında birinci olurdu. Şüpheli ve suçlu evet. Meral olurdu eğer Zekeriya Bey ölmüş olsaydı. Tabii çünkü Meral eşe karşı ve kasten öldürme girişimden dolayı da ciddi anlamda Allah'a ağır. Allah'a şükürler olsun. Bak Esra öyle. Abla eğer ben olsaydım Rabbim demek ki ben olmadığım ortaya çıkacak ki eşim sağlıklı. Hı-hı. Şu anda Allah'a şükürler olsun diyorum. Ben yapsaydım benim ne işim olurdu? Ben hastaneye gitmezdim. İki gün hastanede durdum Esra abla. Demedikleri laf kalmadı. Arkadaşları yanımızda sadece ameliyattan sonra 10 dakika bir durdular. Hı hı. Bak yanımızda ustası var. Ustasının yanında bir tane daha abi var. Yeliz abla var. Yeliz abla benim ne durumda olduğumu, ne halde olduğumu gördü. Aç aruk gezdi diyor evlatlarım diyor ya. Onlar da yalan söylüyor. Ben yemek yemişim, gülüp oynamışım, kahkaha atmışım. Kocaman şimdi annenin iddiası bu, bir daha soracağım anneye Hatice Hanım. Hastanede Meral Hanım'ın güldüğü, çok yani gayet iyi olduğu söylenmiş. Bunu kim söyledi? Ya normal halde görünüyordu ama tabii orada görenler bu kim, karısı nerede, oğlun karısı nerede soruncuna gösteriyorduk tabii. Orada sadece duyamıyorum. Bir daha söyler misin Hatice Hanım? Bir daha söyleyin, duyamıyorum aynı anda. Oğlun hanımı yok mu yani? Oğlun hanımı yok mu yanınıza de diyorlardı bana, bizim ailelerden gelenler, görmeye gelenler. Yanımızda diyordum. Gösterdik o zaman hiç gelin diyeler. Hani üzüntüsü yok. Kocası sanki hastanede yatmıyor gibi. Kimse gelmedi ki. Herkes baktığında yani, Meral Hanım gayet iyi gözüküyordu yani. Esra gayet abla, iyi. Beni alan Yunus dayısının oğluyla tabii hastaneye gittiğimizde ameliyat esnasında Yunus'la yani, beni Emine yenge aldı. Herkesin geldiği durumu bu yani. Yunus'a sorun ben ne haldeymişim. Öyle hali nasıldı? Çok yanında kalmadığım için çok tanımayam. Yani yanında kalıp çok tanımadım ben zaten. Ama şunu anlamaz mısınız Hatice Hanım? Birine bakmadığım için. Hatice Hanım, birine baktığınızda üzgün mü, mutsuz mu, rahat mı? Bunu anlarsınız yüzünden. Tanımanıza gerek yok. Ya tabii ki normaldi. Bizim kadar değildi. Kızlarla bizim gibi değildi. Kardeşleriyle bizim gibi değildi. Yani sizin benim, kadar üzgün değildi. Daha normaldi. Şey, benim çok kız kardeşimi orada acile kaldırıyorlar. Benim hani daha normaldi yani. Bizim gibi değildi. Ameliyata zamanları fenalaşıyor kız kardeşim burada. Ondan hani kardeşim düştü yani. Biraz sesinizi yükseltir misiniz? Benim kız kardeşim. Ben ameliyata girdiğim zamanları ondan abim ameliyatta diye acile kaldırıyorlar. Yani çok üzülüyor. Baygınlık geçiriyor. Ama Meral Hanım'da öyle bir üzüntü yok diyorsunuz. Yani orada hani bunda hani öyle bir üzüntü görmüyorlar. Evet. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Şimdi hastaneyi araştırın, kamera kayıtlarına bakın Zeki. Hastanede nasıl kavga çıkarttığımı görsünler. Eşimden bilgi almak için diye kaç kat yarıştım koştum. Senin kardeşin ameliyathanenin önünden, oradan kapının önünden çıkmadı. Dayını 10 defa aradım belki de. Dayı, oraya girmek istiyorum. Eren'e birisi baksın, ben de gireyim içeriye, yanında olayım diye. Senin buraya gelmene gerek yok kızım. Çocuğuna iyi bak dediler bana. Orada da Yeliz abla da şahidim. Ustan şahidim. Onlar da benim yanımdaydı. Hepsi de yanımda kapının önünde bekliyordu. Git Yeliz ablaya sor, ustana sor, ara sor, arayın sorsunlar. Ne haldeymişim? Yeliz abla dedi ki, ablasının dedi, senin dedi eşin ameliyatta dedi, ayakta durman gerekiyor dedi, çocuğun var dedi. İkisi için dedi, kendini ayakta tut ki dedi, ikisine de dedi, sağlıkla bakabilesin dediler bana. O kadar üzülmedi gibi söylüyorlar aslında aile üyeleri. Çocuğun var kucağında, sen de düşersen çocuğuna kim bakacak dediler. Hı hı. Kapının önünde bekledim, dayı dedim, çıksın dışarı ben gireyim dedim. Senin burada yapabilecek bir şeyin yok dediler. Beni almadılar içeriye. Git kamera kayıtlarına bak. Bu kadar iftira atmayın bir insana. Yemek yedi demişsiniz. Bir gram sadece üçe kadar yemek yemedim. Çocuğum sürekli mama yemekten kabız oldu. Ben de dedim ki dayı dedim, sürekli dedim mama yemekten kabız oluyor dedim. Bir şey yiyeyim, süt yapsın dedim.
Keşke o yemeği ekmek yemeseydim de zehir yeseydim, o çocuğumu emzirmeseydim. Sizin gibi yalancı insanların ekmeğini yemeseydim. Ne yalan konuştun? Bak o gün yemedim. Bak o gün yemedim. Ben sadece yalancılığı her şeyi sende gördük. Hayır, iki gün hastanede kaldım. Ben sana bir yalan konuşmadım, tamam mı? Herkes grup oldu, toplandı. Esra abla, herkes grup oldu, bütün akrabaları. Ben içeride hastanede koridor odasında orada çocuğumla yalnız oturdum. Abim neden geldi yanımda. Neden seni dışarıda mı bıraktılar? Yanımda mı durmadılar. Ben içeriden güvenliğe gidiyorum bilgi alabilmek için, onu yap. Sigara içelim, hava alalım diye kapının önünde grup oluyorlar. Aralarında konuşuyorlar. Benim yanıma gelen olmadı. Sadece Perihan yenge seni geldi. Seni dışladılar mı? Evet, Miraç? Dışladılar. Neden? Çünkü bundan şüphelenmişler. Benden şüpheleniyorlar diye direkt ben. Bir kere sorarsın. Kızım senin hatan var mı? Suçun var mı? Gel araştıralım diyecek insanlar beni dışladı. Daha rapor yok, bir şey yok. Evet, hiçbir şey yok. Senden şüphelendiler. Daha ilk ameliyat esnasında. Kendi kızı ameliyat kapısının önünden çıkmadı Esra abla. Kamera kayıtları da var. Kapının önünde çocuğum kucağımda bekledim. Gideyim dedim dayı, onlar çıksın dedim, ya da dedim ben de gireyim dedim. Sana dedi sokmazlar kızım buraya dedi, senin gireceğin yapabilecek bir şeyin yok dediler bana. Eşim eve geliyor, eve geldiğini bile arayıp söylemediler Esra abla. Biz şimdi bu görenlere bir ulaşalım, hani bu ismi geçenlere, Emine Esniyan Hanım'a bir ulaşalım, sonrasına bakalım diğer üyeler orada bir hani görmüşler ya Meral Hanım gayet iyiydi diyenler. Hastanede bir onlara da ulaşalım. Beni alan Esra abla, beni alan Emine yengesiyle Yunus. Arabayla hastaneye beni onlar götürdü. Arayın onlara, direktmen onlar size söyler abla. Bir konuşalım bakalım. Sen ne düşünüyorsun Zekeriya? Bir insan yapsa bu kadar böyle konuşur mu Esra abla? Karşısına geçip konuşabilir mi? Yani tabii ben, ki senin de sen de haksızlığa uğradığını düşünüyorum yani, ben. Yani senin için de bu zor bir durum. Yani ben diyorum hani eşim çıkmasın ya, eşim olmasın hani, atıyorum hani arada bir çocuk var. Ya beni ya çocuk beni eşimin yanına yaklaştırmadan kapıdan girdi. Yani, geçmiş olsun diyemedim Esra abla eşime. Eşim olmasın diyorsun da destekleyici bir cümle yok. Ben de isterim. Ben evde de yeğenim böyle bir şey çıkmak. Bir şey görmedim. Bir şey söylüyor anne, ne diyor? Hiçbir şey söylemiyor. Ha sen de kamera kayıtlarına bakalım. Nasıl davranmışım görelim. Yemin ederim kapının önünde bekledim. Hastanede 3 kat birden çıktım koşarak. Yeliz ablaya bebeği verdim. Abla dedim bebek geride kaldı. Abimler, ustaları. Ben ileriye gittim. Orada bilgi vermediler, bilmiyoruz. Orada bilgi ver. Yeterin artık dedim. Benim eşim dedim ameliyat oluyor dedim. Niye bilgi vermiyorsunuz dedim. Kavga çıkarttım, bana öyle bilgi verdiler. Şu katta şu kata gideceğim dediler. Oraya gezdiriyorlar, oraya gezdiriyorlar abla. Kamera kayıtlarına bakalım, çıksın abla her şey ortaya. Peki Meral, şimdi eşine bir soralım. Bu kadar Meral anlatıyor ya kendini. Üzüldüğünü söylüyor. Bir hissediyorsun, bir öğreneyim senden. Ya ben de üzülüyorum şahsen hani bunun hani bu olmasın istiyorum hani eşim ya çocuğum hani çocuğumuz yetim kalmasın ondan sonra sonuçta, ama bir kafada bir şüphe var ondan sonra bu şüpheyi Meral'e de karşı şüphen hala var ya, değil mi? Şüphe var ya, bu şüpheyi de içimden de atamıyorum bundan. iyi diyorum, bir anda çocuk var ondan sonra şimdi bundan şüphelenirsek ne olacak? Sonuç ayrılığa gidecek. Ondan sonra. Tamam, bu çocuk yetim kalacak. Peki Zekeriya Bey, bugün ya sevgililer günü. Eşiniz için bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Ya şu anda değil ama ya yapmayı düşünürdüm. Hayır, ya bugün ya bu sevgililer günü bugün, yarın değil. Şu anda şüphe olduğu için bence şu an yani, belki o yüzden. Zaten istemem de Esra abla. Yani şimdi o kadar iftira olduktan sonra, hakaret olduktan iftira sonra, değil, olduktan iftira sonra istemem bu, bu iftira değil. Hastanede bile yapılmadığı şeyleri yaptı dediler. Bu, hepsini izlesinler, görsünler Esra abla. Hepsi grup bunu oldu hocam. Size bir hediye alsa sevgililerin için kabul etmez anda misiniz? Şu an istemem zaten. Şu an evet, bir başkasını şüphe. O kadar laflardan sonra istemem. Bence birazcık daha böyle dinlenmeye ve kafanızı dinleyip gerçeklerin açığa çıkmasına ihtiyacınız var. Çünkü bir şey desem anama sormadım diyor. Kardeşime sormadım diyor. Geçen gelmiş Esra abla. Bak hepsi açığa çıkartacağız. Biz adım adım bir bulalım. Tarafları bulalım. Görenleri bulalım. Kamera kayıtlarını tamam bulalım. En azından Zekeriya Bey'in de senin şu de için evin yandaki, rahat etsin. Evin, biz bir söyleyeceğiz Tuğçe'ye de. En azından evin oradaki tamam. Kamera kayıtlarına da bakalım. Kamera hastanenin oraya da bakalım Esra abla. Nasıl hareket etmişim? Her şey çıksın ortaya. Tamam, bakacağız hepsine. Şimdi Uğur'la Ebru geliyor. Uğur'la Ebru'nun da bir gelişmeler varmış herhalde. Bir gelsinler bakalım ne olmuş.
İkinci bebeğini hamile Ebru annesinin evine döndü. Uğur Ebru'ya sırtını çevirdi. Şimdi kafasını dinlesin. Ben de kafamı dinleyeyim diye açmadım telefonu. Saçma bir şey. İşleri gidecek yerleri olmayan Uğur ve Ebru ayrılıyor mu? Hani uğursuz bir eksiğim yani. Evet, sen zaten gitmek istemedin. Şimdi Esra Ezmeci ile yeni başlamda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Nasılsınız bugün? Sağ olun abla. Siz nasılsınız? Sevgiler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sizin de sevgiler gününüz kutlu olsun. Var mı bugün bir planınız? Abla. Benim bir planım yok. Yani yok. Abla bir sürprizim olabilir benim. Ha, senin bir sürprizin var. Olabilir. Ha, akşam herhalde Ebru'ya bir sürpriz yapacaksın. Olabilir. Hiçbir şeyim yok çünkü hastaydım ben. Grip oldum, hep benle ilgilendi. Gece ateşim falan çıktı. Sen aslında Uğur'un birazcık o taraflarını da seviyorsun. Seninle hani bir baba eksikliğin evet. olduğu için seninle ilgileniyor birazcık baba gibi de. Dün hiç uyumadı. Kartal da hasta oldu biraz. Hani hem o hem ben biraz zorlandı. Sabahta zaten şey olduk. Dün annene gitmedin sen değil Gitmedim. Mi? Gitmedim. İstemiyorum Esra abla. Niye istemiyorum? Şimdi şöyle bir durum var. Tamam iyi güzel herkes git et diyor. Hani gittiğim zaman orada hani... Kavga ettiğim şeyler hep gözümün önüne geliyor. Hı hı. Hani Kartal ablam gözümün önüne şikayet etmesi, annemle kavga etmem hani gözümün önüne geliyor. Hani öyle şeyler olmasa tamam giderim. Hani Uğur'un da çalışmasını isterim ben oradayken ama bunlar gözümün önüne geldiği için ben evde durmak istemiyorum. Hı hı. Hani bir huzur hissetmiyorum. Peki, şimdi bundan sonrası çok önemli ama sizin bazı bir kararınız değişmiş galiba. Evet. Arkadaşlarım öyle söyledi. Ne değişti? Abla şimdi şöyle bir durum var. Çocuğu aldıracağım diyordum. Aldırmıyorum. Onun canına... Çocuğu doğurmaya karar vermiş evet. Ebru. Evet abla. Ondan sonra onun canına kıymak istemiyorum. Önümde çünkü aylar var. Hani gerek yok. Hani rızkıyla gelir. Kartal nasıl rızkıyla gelir? Rabbim onun da rızkını Kartal'da bana... Kartal da yani öyle demek istemem. Çok rızkıyla gelmemiş. Sokakta kalıyorsunuz yani, ya. Ama onunla Kartal'la mesela hiç sıkıntı çekmedim abla. Hani rızklı bir bebek. Hani bu da rızkıyla gelir. Hani o yüzden hani onun canına kıymak yerine bedenime zarar vermek yerine doğurmam daha mantıklı. Yani bunu zaten Uğur bunu istiyor. Evet. Dün görüştük kendisiyle, oturduk akşam konuştuk abla. Evet. Ne sonucumuz ne olacak diye sordum hatta kendisine. Ben doğurmak istiyorum dedi abla. Ben de zaten o taraftayım. Ama işte abla bir tek sıkıntımız bir başımız sokacak bir evimiz abla. Başka bir sıkıntımız yok aslında. Hani ailem de tamam bana. Çalışmıyorsunuz paranız yok ama. Evet abla pazartesi günü işte işe başlıyorum Allah nasip ederse. Evrakları şey yaptım hazırladım hallettim. Bir sıkıntımız bir kalacak başımız sokacak bir ev. Ne düşünüyorsunuz? Tabii biz hiç, ben hiçbir zaman bir çocuk aldırma taraftarı olmuyorum insan... ama bu konuda ne yapacaklar şimdi evleri yokken bir çocuk geldi bir daha evleri yok ikinci çocuk geldi. Melis abla şimdi. Merhaba abla. Buyurun. Uğur sataşıyor. Öyle mi? Falan diyor bana. Yorum yaptığım için. Öncelikle şunu söyleyeceğim şimdi Uğur sana. Buyur abla. Şimdi ikinci çocuğu da yapacaksın. Evet abla. İlk çocuğun da var. Zaten o çocuk senin üstüne de değil. Bu çocuğu bir kendi üzerine alacak evet, mısın? Hemen. İkincisi de... Yani sen nasıl bakacaksın bunlara? Abla aslanları gibi çalışacağım. Nereye bırakacaksın? Sen şu anda istiyorsun ki birileri buyur, sana hatta bağlansın, size bir ev bağışlasın hı-hı. falan bunu istiyorsunuz. Sizin kiranızı bir ay öder, tamam. iki ay öder. Tamam. Hadi üç ay ödedi diyelim. Tamam, ondan sonrasını ödemeyecekler, yapmayacaklar. Uğur tamam. sen nasıl bakacaksın bu çocuklara? Pazartesi günü aslanlar gibi başlıyorum abla işime, çalışacağım. Nasıl yaptıysak böyle de bakacağım. Mecbur bakacağım. Kartal'a nasıl baktıysam Allah'ın izniyle. Son 6 aydır bir sıkıntım var benim Kartal'la. Abla ben 3 senedir veya 1,5... Konuşabilir miyim abla? Pardon. 1,5 senedir sokakta kalmıyor benimle beraber Kartal. Anlatabiliyor muyum yani? Normalde... Tamam. Buyur sen abla. Pazartesi günü işe gittiğinde evet. Ebru ve çocuğun nerede kalacak? İşte tek sıkıntım o abla işte. Tek düşüncem. Ama düşüncem en işte sıkıntı en büyük sıkıntı. Tek sıkıntım. Bu arada annen hattımızda evet, Ebru. Abla. O da ilk defa senin bebeği doğurmaya karar verdiğini evet. duydu. İknur Hanım. Efendim. Ebru ikinci bebeği de doğurmaya karar verdi. Ne düşünüyorsunuz? Valla Esra Hanım ne diyeyim ben kendi kararları. Söyleyemeyeceğim şu an zaten dondum şu an konuşamıyorum dedi. Ben şu an sağlık ocağındayım zaten. Neden? İlaçlarımı yazdırmak için gelmiştim. Ondan sonra kendi kararları madem kendine güveniyorsa o zaman bir ev tutulsun. Girsin çocuğuna çocuğuna baksın. Başka da bir şey demiyorum ben. Evet yani tabii ki de bir bebek ve hamileyet söz konusu olduğunda bize asla düşmez hani çocuğu kesinlikle. Da aldır şöyle yap yani böyle diyemeyiz biz ama kesinlikle. Tabii ki bundan sonrayı çok iyi düşünmeleri gerekiyor. Kesinlikle kesinlikle. Peki siz hani Ebru'ya bir konuda destek olmak istiyor musunuz Ebru ile Uğur'a? Ne gibi?
İşte ben size soruyorum. Yani bir aklınıza bir fikir var mı şimdi? İkinci yani bebek benim, de geliyor. Valla şu an ben donmuş durumdayım. Bir şey diyemiyorum yani. Yani artık ne olacak bilmiyorum. Yani birilerinin en azından bir destek olması gerekiyor ki bir evleri olsun. Görelim bakalım nasıl bakıyor. Yani şu an nikah yok. Çocuk Uğur'un üzerine kayıtlı değil. Evleri yok. Evet. Biz Esra'la Uğur'la konuştuk. Evet. Bu cumaya kadar şey nüfus müdürlüğüne gideceğiz. Kartalı üstünü evet, alacak. Aha. Nikah tarihi de alacağız. Aha. Her şeyi halledeceğiz Allah'ın her izniyle. Her şeyi halledeceksiniz. İnşallah. Ev, yuva. İşte abla tek sıkıntı o şu an. En büyük sıkıntı o şu an. Çok teşekkür ederiz. İknur Hanım da şoktu herhalde, pek konuşamıyor. Evet. Tamam İknur Hanım artık böyle yani. Biz zaten bu konuda da hani bir şey diyecek bir şey de yok. Allah hayırlısını versin amin, diyelim. Amin. İnşallah öyle diyelim. Amin. Evet sağ olun, teşekkürler. Kadriye Hanım ne düşünüyorsunuz? Hangisi Kadriye abla? Bir kapalı. Şu. Yok mu? Ebru kuzum sen iki çocuğa nasıl bakacaksın? Hadi ev bulundu. Birisi size ev tuttu, kiraladı. Evet. Sen Kartal'ın iki çocuğa nasıl bakacaksın? Kartal'ın şu anda Kartal'ın bir zorluğu yok bende. Mamasını verdiğim zaman, televizyonu açtığım zaman duruyor. İlk nasıl bak? Yemek yapması ona da bak. Biliyor musun? Evet. Mama yapması biliyor musun? Evet. Onlar ne yani mama yapması? Şu anda çorbasını yapıyorum zaten. Kartalar her çorbayı yiyen bir bebek de değil. Her yemeği yiyen bebek de değil. Ona göre zaten bir şeyim var, dizaynım. Mesela tamam, tavuk çorbası yiyor. Mercimek çorbası yiyor. Onları yapıyorum. Sıkıntı yok onlarda. Tamam o zaman süpersin. Doğru o zaman kuzum. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. İzleyicilerimizden de eğer Uğur'la Ebru'ya yardım etmek isteyenler olursa, yardımcı olmak isteyen, ev tamam, vermek isteyen bizim izleyicilerimiz hep de bizi ararlar sağ olsunlar. Yardımcı da olurlar. İkinci bebek de yolda geliyor. Evleri yok. Tabii ki Uğur'un çalışması da gerekiyor. Evet, kendisi bir iş buldu. Pazartesi başlayacak evet, ama abla, kalacak yerleri yok. Ha buyurun Filiz Hanım, bir şey söyleyeceksin sen. Esra Hanım dayanamayacağım, yine söyleyeceğim. Yani güzel kardeşim bak, sen kendinden 15 yaş küçük kızı ikinci çocuğa hamile bırakıyorsun. Evet. Nikah yapmıyorsun. Evet. Hiçbir elinde gelirin yok, bir şeyin yok. Hala çocuğu doğuracağız diyorsunuz. Eviniz yok, ocağınız yok, hiçbir şeyiniz yok. Tamam. Sen mahalledeki kızlara, bu senin üçüncü evliliğin. Evet. Sana bu kız mahallede evet, şudur. Bir komşunun kızı senin namusundur. Evet. Sen onun mahalledeki komşunun kızına bile, namusuna bile bakmış bir adam, kalkmış çocuğa bakacakmış. Bakamaz Esra Hanım. Bu çocuğun da, çocuğa da yazık günah. Doğacak çocuğa da yazık günah. Yani ben gerçekten Ebru'ya çok üzülüyorum. Ebru aklını başına devşir lütfen ya. Şöyle ya, bir durum var yani. Siz oradan oturunca konuşuyorsunuz da yani ne biliyorsunuz? Ondan önce nereden biliyordunuz bakamayacağını? Ondan önce zaten bakmamak istese beni bırakırdı. Canım iki tane evlilik yapmış. Bak kendi diğer önceki eşinden olan... Canım benim bak sen daha küçüksün. Önceki eşinden olan çocuğuna bile bakmıyor bu o adam. O nasıl beni ilgilendirme? Şimdi onun senden eski doğan ikinci sorunu, çocuğa bakacak mı? Bak senin bir tane çocuğun kartalı evet, bile sokakta camilerde yatıran bir adam ya. Nasıl bakacak senin çocuğuna, ikinci çocuğuna? Öyle Allah aşkına aklını başına devşir. Sen daha çok küçüksün. Yapacak o seni şey çok yok, yönlendiriyor. Onun yönlendirmesine işte yönlendirme, kanma. Ben çok dik kafalı bir insan olduğum için Uğur bile beni yönlendiremez. Yani ben ne istersem o gün olacak. Ben öyle bir kafada bir insanım. Öyle bir hayat yok. Kim? Benim için var. Şu sizin için abla, yok. Peki o zaman Ebru bu bebeği sen mi istedin? Ben istiyorum abla. Hayır. Baştan. Yok baştan ben istemiyordum. Sonradan istemeye şey yaptım. Tamam baştan o zaman senin isteğinle hamile kalmadın. Uğur'un isteğiyle evet, hamile kaldın. Evet. O zaman hep senin isteğin olmuyor. Sen kendini çok dik kafalı sanabilirsin ama aşk öyle bir şey değil. Aşık olmuşsun, gözün ben görmediğini düşünüyorum. Yani çünkü çok dik kafalı olabilirsin ama... dik kafalı bir insan bu kadar Uğur'a bağımlı olmaz. O dik kafalılığı ben bence bir başka anneneymiş, seviyorum. Ya anneme de benim dik kafalılığım herkes. Annemle zaten annemle zıtlaşıyoruz. Peki o zaman düğünü sen Uğur telefonu açmayınca neden bütün gece ağladın? Bugün de bebeği abla, doğurmaya karar verdin. Abla niye ağladım? Kendimi değersiz hissettim. Kendini değersiz hissetmez ben bir erkek. Ben Uğur'a karşı yüzünden öyle hissettim. O zaman işte bunu ama kabul etmen lazım. Ben dik kafalıyım, her şeyi yaptırmıyorum diyorsun. Uğur sen de kusura bakma ama manipülasyonlarına şimdi yok, yaşı abla, büyük ben... olduğu için Ebru sen öyle zannetsen de her şeyi sana Uğur yaptırıyor. Tamam. Niye yaptırayım abla ben? Ilişkin... Nasıl yaptırabilirsin bebeği bu zaman? Bebeği sen istedin. Tamam. Ben hamile istedim, bıraktın kızı, ben istemiyorum diyor. Abla tek taraflı bir insan istemese nasıl hamile kalabilirsin? Ben ilişkide istemedim. Korumadım. Evet ben istemedim. Tamam. İstemedim. Sonradan dedim ki bebeğin canına mı kıyacağım hani? Hayır bebek cana kıymayı... geçti. Evet ilk başta istemedim. Burada zaten hayır, konuştuk. Şunda, hamilelik için kim korunmanı istemedi?
Uğur, tamam, işte ben bundan bahsediyorum. Daha bu hamilelik olana kadar. Uğur, sen niye bu kızın korunmasını istemiyorsun? Abla, daha önce de konuştuk. Aslında hep suçu ben oluyorum. Manipüle etmiş oluyorum. Tamam, ben fakat... Ebru diyor ki korunmak istedim, evet. İstemedi Uğur diyor. Abla, buradan çıkalım. Ebru başa konuşuyor mesela. Bak, bunu da anlatayım. Hayır, bir başka konuşmuştum. Hani, yok yani. Ben zaten ben diyordum ki zaten. Keşke söyleseydim bunu diyor. Bunu 3 gündür 4 gündür anlatıyorum size. Buradan çıktığımız zaman biz durum denemesi gibi bir şey yapıyoruz. Bana ne yapıyoruz? Bana şunu söyle. Buyur, bu bebeği baştan ben hamile istedim, olmadan evet. Önce. Evet, ben de istedim abla ama benim istememle sadece. Sen sonra mı Ebru'yu hamile bıraktın? Hayır, nasıl bırakabilirim abla? Böyle bir mantık olabilir mi insan psikolojisinde? Korunmasını şey, engelleyerek psikolog... olabilir. Hayır. Hayır. Buyur abla. Korunmasını engellemiş. Hamile bıraktın. Evet. Sen istedin. Tamam. Neye dayanarak istedin? Ev yok, bark yok. Kartal orta yerde dolanıyor. Ama özellikle... Allah'ını seversen tamam. Ya hayır yani hocam, neye şöyle dayanarak bir şey, şöyle bir şey diyeyim. Özellikle de hamile bırakayım diye uğraşmadım yani. Ya, ama neden uğraşmadım. Doğum kontrol yöntemi kullanmadınız? Evet, orada hata yaptım Esra Hanım, ben kabul i̇şte ediyorum ama hatamı. Ama Ebru da bunu diyor. Doğum evet, kontrol kullanmamamın diyorum. Sebebi ama Uğur daha diyor. Daha düne kadar Ebru'yu aldıracağım dedim mesela dün akşam oturduğumuzda. Doğurmak isteyen kendini mesela... Çünkü sen telefonunu benim... açmadın, seni hayır, kaybedeceğini düşündü ben Ebru. Ben o günü, dünü telefonumu açmadım günü, dün kapattım mesela onu kendisine. Hani bu şekilde kapattım. Niye o yat, bütün mesela Uğur, gittik, buyur ben hocam. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ebru sana inanılmaz bir bağlanma durumu tamam. Gösteriyor. Senden ayrı yaşayamayacak gibi bir psikoloji. Ama şöyle de bir şey ekleyeyim. Senin Ebru'yu özel manipüle etmene gerek yok. Yok. Zaten Ebru senin tarafından parmağını oynatsan bile manipüle edecek bir durumda. Veyahut da ondan bir mana çıkaracak durumda. Hı hı. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Vermek istediğin anlam neyse davranışından bile veriyorsundur. Bu net. Yani ne yapmamız gerekiyor hocam? Tavsiye nedir bu hayır, konuda mesela? Hayır, tavsiyeli bir şey yok. Nasıl ne yapabilir? Nasıl yok. Benim karşı tarafa nasıl davranmam hayır, lazım? Hayır. Olabilir, ben hayır. Bilmediğim bir şey olabilir hocam. Şöyle bir şey mesela hayır. Ailesine gittiğinde izin vermen hocam, lazım. Aynı şeyi konuşmadık Mesra Hanım ben. Ama git gene şey, aynı şeyi söyledim bak, ben. Dedim ki gidebilir. Şu mesajı veriyorsun. Sen annene gidersen ben yokum mesajı hayır, veriyorsun. Vallahi telefonu açmayarak. Aslında mantığım o değil de Esra Hanım. Evet. Şey gerçekten yani. Mantığım yok, o değil. Hiç öyle bir şey demedi. Evet. Mesela annene gittiğimde. Bazı şeyleri söylemeye gerek yok. Sözler o kadar etkili değildir. Davranıştan çok daha etkilenirsin. Sen birinin yanına gidince davranışsal olarak cezalandırılıyor. Onunla konuşamıyorsan o kişi o davranışı bir daha yapmaz. Söylemesine gerek yok. Ben gidiyorum dese o kadar etkili olmaz. Ama telefonunu açmaz, ulaşamazsın. Çok daha büyük bir etkidir. Şu, İnsanlar davranışlardan, şöyle, sözlerden anladığından daha çok anlar. Telefonu, o, bak hocam. Ben şunu düşün. Ben size çift olarak söyleyeyim. O ayrı bir şey, bu ayrı. Ama bu ilişkinin içinde Ebru yaşı küçük olan ve manipüle edilmeye en çok müsait, yönetilmeye en çok müsait Ebru. Senin de doğum kontrol yöntemini daha çok biliyor olman evet. Lazım. Ve Ebru'yu... En azından ikinci hamilelikten koruyor olman lazım. Evet, orada bir sıkıntı. Evet, ben oradaki hatamı ben kabul ediyorum. Sen Ebru'nun hamile kalmasını istemişsin. Ebru bunu söyledi. Tamam, istedim dedim. Ama tek taraflı da bu iş olmaz ki Esra Hanım. Hani kendisi de istediği için. Ben istemiyorum, bu... korunmak ama... istedim demedi mi bu kız? Duymadınız mı? Ayşe Hanım buyurun. Esra, konuşur musun yavrum? Tamam. Konuşacağım ama da konuşuyorum. Ama söylesin. Tamam, söylesin Esra Hanım. Tamam, zaten ben de. Söyledim. Burada da söyledim. İkinci çocuğu kesinlikle istemiyorum dedim. Uğur korunmadı diye hamile Esra kaldım Hanım. Dedim. Buyurun Ayşe Hanım. Esra Hanım, şimdi İstanbul'da en kötü evler 15 binden başlıyor. Ya 7 bine de var abla. Senin ben dediğine göre senin işin yok, barkın yok. Bir korunma yolu diye tamam. Bir şey var. Bütün sağlık ocaklarında var bu. Tamam böyle. Abla. Korunun. Size kimse bakmaya mecbur değil ki. Siz belki de yardım ben gelecek diyorsunuz. Ben kimsenin zaten bakmasını, bak bana bir ömür boyu baksın demiyorum ablacığım baksın zaten. Baksın demiyorsun da bir işiniz siz yok. Herhalde yanlış tarafa da çekiyorsunuz. Ablacığım siz dinlemediniz herhalde. Pazartesi günü zaten işe başlayacak yani. Başlasan olacak. Başlayınca. Uğur, başlasın abla, para kazanacak. Bir dakika Ebru. Uğur'un annesi attığımızda bakalım o bu konuyla şimdi ikinci hamilelik var. Doğuracaklar. Selma Hanım, ne düşünüyorsunuz? Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz? Ebru ikinci hamile doğurmaya vallahi, karar verdi. Esra kesinlikle çocuk bakamaz. Hı hı. Kesinlikle. Kartal'a da bakamadı zaten, annesi baktı. Esra göğsü acıyor diye çocuk emzirmeyen bir anne. Tamam, bir şey yapma. Evet, evde çocuğu lohsayken tek başına bırakıp dışarı çıkan bir anne. Dışarı çıkmadım. Tamam. Bir dakika, açıklamasını yapabilir miyim? Ben tek de olsa da evdim o zaman. Bir saniye, beni dinler misiniz? Lütfen bana cevap vermesin. Önce beni dinlesin, sonra cevap tamam, versin. Tamam, sonra, evet. Bu çocuğu tek başına bırakıp lohsayken dışarı çıkan bir anne. Bu çocuğun altı pişik, kol altları yarık. Kartal'dan bahsediyorum. Bu çocuk bana beni ben gördüğüm zaman şoka girdim. Benim komşularım çocuğu gördüğü kimin zaman şoka. Esra bu çocuğa bakamaz. İkinciye Kartal'a zaten Esra bakmıyor. Annesi baktı. Evet. Tamam, o çocuk ölürdü zaten. Esra'ya kalsaydı o çocuk ölürdü. Esra sokaklardaydı çünkü. Size ne? Size ne? Uzatma tamam cevap. Ya ne uzatmayacağım tamam, annen diye ya. Ne cevap vermeyeceğim? Ne vermeyeceğim?
pişiklerini anlat. O terbiyeni de konu. Söyle Ebru. Rütbene karşı o terbiyeni anlat. Ben ne konuşacağım sizden? Siz kimsiniz? Uzatma. Ne oluyor ya? Ben toparlayamıyorum Esra Hanım işte, anladın mı? Ya abla geçinemiyorum, istemiyorum ya. Esra Hanım biz bu yüzden Esra Hanım istemiyoruz. Sanki ben sizi çok istiyorum. Çok meraklıyım sülalenize. Duydunuz mu? Biz Esra'yı bu yüzden istemiyoruz işte. Ben nasıl toparlayayım? Yani size de mi böyle davranıyor? Evin içinde de mi böyle? Herkese. Bakın hanımefendi bakın. Evet. Size bir şey anlatayım. Bir gün Uğur işte. Evde yok. Tamam evet. mı? Bu kız ben de mutfakta yemek yapıyorum. Annesine mesaj atıyor, gelin beni kurtarın diye. Kadın polisle kapıma geldi. Annesi ne de bağlanabilirsiniz. Hiç kimse yok evde, ben tek başımayım, beni kurtarın diye. Sonra diyoruz ki niye böyle yapıyorsun, sıkıldım diyor. Aa. Böyle bir mantık mı var ya, bu kız böyle bir kız. Doğru mu Ebru bu? Evet doğru, annesiyle oturmak hiçbir zaman istemedim. Polis mi çağırdın bunun için? Evet, annesiyle oturmak hiçbir zaman istemedim. Ben bu kızı nasıl manipüle ederim peki? İstediği zaman polis çağırıyor demek ki abla. Nasıl etkileyebilirim o zaman? Sen de onunla birlikte yani, olmak istersen ben öyle isteyim, ben çalışıyorum. Abla annesi de orada burada dedikodu yapan insan. Ben orada yoktum. Polis çağırdı. Hayır, onun için bir polis çağırmadım. Allah toskopağından hani bağlansınlar bak. Hı. Kartalı istemiyorum diye kendileri diyordu. Aşağıdaki Mürvet teyze var, o da bağlanıyor. Hiç sıkıntı değil. Ben Esra istemiyorum diye kendileri diyordu. Mürvet teyze bana kaç kere dedi git kızım dedi, kurtar kendini. Ben dedim ki ben Uğur'u seviyorum dedim. Annesi var diye birlikte değilim dedim. Peki bunu kaç kere söyledim. Şimdi Uğur aslında ikinci çocuğu da Uğur istemiş. Buna ne diyorsunuz? Selma Hanım. Ses gitti mi arkadaşlar? Alo. Ha. İkinci çocuğu Uğur istemiş. Bunu bir saniye şunu beni bir dinler misiniz? Kendi hani annesi İknur Hanım Esra'yı sağlık ocağına götürüp koruma taktiği yaptırtacakmış. Koruma yöntemi uygulatacakmış. Esra bunu istememiş. Doğru mu? Öyle değil. Sağlık ocağında öyle bir şey yok. Biz özel bir doktordan şey aldı. Jinekologdan evet. Alması istemedin mi sen? Sabah erken saat istemedim ben. Çünkü sabah kalktığımda Esra abla ben çok sinirli olurum. Ben dedim gidemem. Hani öğlen bir saati alın, zaten ben de taktırmak istiyordum. Annem de bağlansın. Annem de şahit. Ondan sonra bu komşulardan yana ben çocuk aldırdım diye çıkıyor. Neymiş, ben Uğur'dan ayrıyken milletle beraber olmuşum. Öyle mi dediniz Selma Hanım? Hayır. Arkadaşımın annesi bağlansın, bağlattıracağım zaten onu. Peki bir şey söyleyeceğim. Uğur ama bu ikinci çocuğu ben istedim, hamile kalsın istedim diyor. Ne diyeceksin? Valla size bir şey söyleyeyim mi? Madem Uğur istiyorsa güle güle baksınlar o çocuğa. Ama o çocuk da Esra tek başına evde Uğur işteyken bakarsa o çocuk da ölür, Kartal da ölür. Size bu kadar söylüyorum. Belli. Peki, Selma Hanım sizin yanınıza gelseler kabul eder misiniz? Hayır, ben zaten İstanbul dışındayım hanımefendi. Babasıyla beraberdi bu Uğur'un. Bunların yüzünden babasıyla da kavga edip ben ayrıldım evden. Aa, duydun mu Uğur? Ne diyeceksin annene? Abla bir şey demiyorum ki. Ben şimdi bu şekilde... Annene haklı buluyor musun? Bu şekilde abla böyle tartışıyor ediyorlar. Ben şimdi nasıl toparlayayım ortayı? Abla ben zaten istemiyorum. Ben onu da söyleyeyim. Ben hepiniz zaten istemiyorum. Ben nasıl toparlayayım? Esra Hanım. Evet buyurun. Nasıl toparlayayım? Ben bir saygısızlık değilim. Bunlar evde yaşadıklarımı ben bakın, biliyorum. Lütfen beni bir dinler misiniz? Lütfen tamam, beni dinliyorum, dinler misiniz? Duyuyorum Selma Hanım, konuşun. Bunlar dışarıda kaldık diyorlar ya. Evet. Size yemin ediyorum onların dışarıda olduğu zaman beni 20 bin lira param gitti bunlara. Evet, doğru. Otel paralarını ne veriyordu? Doğru valla. Hep yalan yaptınız. Doğru. Tabii 20 bin lira para harcadım onlara söylüyor, ben. Doğru söylüyor. Yani siz şunu 20 bin para harcadınız ve şunu söylüyorsunuz. Ebru o çocuğu doğurursa hiçbir şekilde bakamaz mı diyorsunuz? Bakamaz zaten de, o kartala da bakamıyor zaten. Lütfen ya, Uğur yanında olmasın ona da bakamıyor ya, lütfen ya. Belli Uğur yanında yokken nasıl bakıyordum? Ne yapıyor peki Ebru evin içinde? Nasıl bakamıyor yani? Çocuğu tek başına bırakıp dışarı çıkan bir kız kardeşim. Ya dışarı kadar. Çıkmadım ya, bir olayı uydurmayın ya. Annem hastaydı. Peki ama bebeği evde mi bıraktın sen? Evet abla. Ama olur mu? Bebek evde bırakılır mı ya? Uyuyordu, annem hastaydı çok. Ben de annemi merak ettim. Annemle görüşmeme izin vermiyorlardı zaten. Zaten binalarımız karşılıklıydı. Çıktım. Ne kadar aradaki mesafe? Abla buradan şurası, koltuğu biraz daha buradan abin olduğu yer o kadar. Uyuyordu, gittim annemi gördüm, geri geldim. Ben o evdeyken kırkımla loğusalımla ben çok güzel bir hayat onların evinde yaşamadım. Ama... Benim bebeğimi gizlediler. Yani benim bebeğimin ne kırkı oldu ne bir şey oldu. Dişi çıktı, ne diş buğdayı yaptım ne bir şey yaptım. Doğum gününde bile biz ayrıca hangi biri kutlamış doğum gününü? Arayıp kutlamaları lazımdı. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bebeğe bakmak tabii ki de zor bir şey ama bebek yani tabii biz de hepimiz anne olduk, bırakıp gitmek tehlikeli bir şey. Çünkü bebek kusmuyor olur, bir şey olur yani yanında olman gerekiyor. Evde tek başına bırakılmaz. Hatta bu ihmaldir yani.
Bunu duysalar vallahi sosyal hizmetler alı çocuğu. Esra Hanım. Efendim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Uğur çalışıyordu, tamam mı? Uğur'a telefonla bile rahat vermeyen bir kız Esra. İş yerinde bile onu rahat çalıştırmıyordu. Telefona öyle bir şey var mı? Esra Hanım bana gerçekten bağımlılığı var abla. Hani şöyle her dakika araması, nasılsın, ne yapıyorsun gibi. Her dakika aramıyordum yani. Öyle bir saat, iki saat sonra arıyordum. Ondan çünkü ben annesiyle aynı evde oturmak istemiyordum. O yüzden şey yapıyordum. Bu konuya devam edeceğiz. Elma Hanım'da devam edeceğiz. Şimdi sevgililer gününde öyle bir itirafımız var ki. Başta da demiştim, düşünün, eşiniz sizle evliyken çok mutlusunuz, tanıyorsunuz. Sizin mezar taşınızı mutlu yaptırıyor. Ve mezar taşınızda da sizin öldüğünüzü gösterip bütün birlikte olduğu kadınlara gösteriyor. Benim karım öldü diye bir itirafa geçelim. Bugün itiraf köşemizde Aysun Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Aysun Hanım. Hoş buldum Esra Hanım. Şimdi birazdan bize anlatacaklarınız. Bakalım tam sevgililer gününe uygun mu? Birazcık çok uygun değil gibi aslında, değil mi? Sevgililer gününde böyle bir şey anlatmak daha zor olmalı sizin için. Evlisiniz değil mi Aysun Hanım? Evet, evliyim. Ne kadarlık evlisiniz? 4 yıldır evli. 4 yıldır evlisiniz. Kaç yaşındasınız? 33 yaşındayım. 33 yaşındasınız. Evet. Çocuklarınız var mı? Yok, çocuğum henüz yok. Yok, çocuğunuz yok. Ne işle uğraşıyorsunuz Aysun Hanım? Ben sınıf öğretmeniyim. Sınıf öğretmenisiniz. Evet. Çok güzel. Peki siz buraya bir şeyler itiraf etmek için geldiniz. Evet. Sizin böyle içinizi sıkan bir durum var. Evet, ne oldu? Ya ben aldatıldım. Hı hı. Ve bunu bir kadın kapıma gelerek öğrendim. Aldatıldığınızı bir kadının size gelip söylemesiyle öğrendiniz. Ya öyle tabii mi? Onlarla kalmıyor. Ben kocamın telefonunda da yakaladım. Hı hı. Çünkü şüpheleniyordum ondan. Severek mi evlendiniz Aysun Hanım? Evet, çok seviyordum. Hı hı. Yani ilk başlarda her şey çok güzeldi. Hı hı. Bunu duyduğumda şok oldum. Yani dünyam başıma yıkıldı. Siz ilişkiniz iyi giderken mi bunu duydunuz, yoksa bazı problem olduğunu hissediyor muydunuz? Bazı problemler evet, olduğunu. Evet, bazı problemler hissediyordum çünkü daha çok ilgisiz olmaya başlamıştı. Son zamanlarda ilgilenmiyordu. Biraz farklı davranıyordu. Bu, bu durumdan bir şeyler anlıyordum açıkçası, ama böyle bir şey de beklemiyordum açıkçası. Nasıl farklı davranıyordu? Eskisine göre ne değişmişti? Şöyle, eskiden ona kombin bakarken hadi birlikte bakalım, hadi birlikte yapalım diyordu. İşe giderkenki kıyafetlerini mi birlikte evet, seçiyordunuz? Yani birçok şeyi, parfüm olsun, kıyafetleri olsun, birçok şeyi. Zaman geçtikten sonra bunları tek başına yapmaya başladı. Size biraz sormuyordu. İlgisiz. Evet. İlgisiz davranmaya başladı. Sonra her şey bir kadının kapıma gelmesiyle başladı. Yani ben o an duyduklarıma inanamadım. Nasıl geldi bu kadın kafanıza? Yani muhtemelen bana söylediği şey, bizi daha önce görmüş. Kadın mı görmüş? Kadın görmüş ve bir ilişkileri varmış bunların. Sonra takip etmiş, işte soruşturmuş. Ne zamandır ilişkisi varmış bu kadınla? Onların bir 3-4 ay falan. 3-4 ay. Ve benim öldüğümü söylemiş. Öldüğünüzü söylemiş. Ve bununla yetinmeyip birçok kadına bunu yazmış. Yani tanıştığı kadınlara sizi, yani karısının vefat ettiğini söylüyor. Evet, ben eski eşiymişim, vefat etmiş. Bir nişan yüzüğü vardı. Onu normalde takmak zorundaydı. Öyle hissediyordu kendini, takıyordu ve onlara işte ona saygımdan yüzüğüm kalıyor, çıkarmıyorum hatta. Öldüğü için saygı evet, duyuyorum. Evet. Şimdi bu çok büyük bir yalan. Çok. Peki bütün kadınlara tanıştığında, ben eşim vefat etti, ben bekarım yani. Evet. Bu şekilde söylüyormuş. Ve onlara şu şekilde söylüyordu. Hani evine götürmediği zaman onlara işte eşim öldü, işte ona saygımdan hani şey yapamıyorum. Hı hı. Şu an buna hazır değilim tarzında şeyler söylüyormuş. Ne zaman öldüğünüzü söylüyormuş? Yani onu çok bilmiyorum. Mesajlarda gördüğüm kadarıyla birkaç ay öncesine bunu yazıyormuş kadınlara. Bunu duyduğunuzda ne hissettiniz? Dünyam başıma yıkıldı. Yani gerçekten ona o kadar çok güveniyordum ki. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hani. Hı hı. Ailemde bir takım sorunlar yaşıyordum eskiden. O benim için bir liman gibiydi. Hani biz başlarda çok iyiydik. Hı hı.
Hani birkaç saat şoka uğradım. Ne diyeceğimi bilemedim. Bana ne diyeceğini de bilemedim. Ama diyecek bir şey de yok tabii ki. Peki en kötü gelen neydi? Aldatılmak mı? Yoksa öldüğünüzün söylenmesi mi? Aslında bir nevi ölmüş gibiydim. Yani onu bana söylerken de beni bir nevi öldürmüştü yani. Değişen bir şey yok bence. İkisi de aynı şey. Peki şunu merak ediyorum Aysun Hanım. Bugün kapınız çaldı, bu hanımefendi geldi. Ne dedi size? Benim bir ilişkim var kocanızla. Ve ben evli olduğunu bilmiyordum. Sizin öldüğünüzü biliyordum. Hatta beni sizin mezarınıza götürdü. Mezarınıza mı götürmüş? Evet. Mezarınız da var. Evet, onu nasıl ayarlamış artık bilmiyorum. Belki aynı isimde birini bulup götürmüştür. Ama soyadı falan, doğum tarihi, yılda yazar. Bilmiyorum, belki onu bile ayarlamış olabilir. Peki hanımefendiyi niye sizin güya mezarınıza götürüyor? Yani eşim bu öldü diye onu inandırmak için. Bir nevi evet. Mezara götürüyor. Hanımefendi ne yapmış mezarı görünce? Yani ne dediğini çok bilmiyorum ama hani onu inandırmak için, ona saygım var işte, çok olmadı öleli diye bir şeyler anlatmış. Peki bu kadın nasıl götürmüş mezarlığa, yani hani sizin olduğunuza dair nasıl inandırmış? Ya ben gerçekten inanamadım. Alıp benim adıma mezar taşı yapıyor. Bunu kadın, yaptırmış. Evet, gerçekten yaptırmış. Yani şu an onu keşke alıp getirebilseydim. Çünkü görünce gözlerime inanamadım. Siz de görmeye gittiniz bu mezar evet. taşını. Gittiniz. Peki nasıl buldunuz mezar taşını? Ya orada bizim aile mezarlığı vardı. Onlara yakın bir yerde koymuşlardı. Zaten görünce inanamadım gözlerime gerçekten. Hani bunu da yapabileceğine inanamadım. Ne zaman öldürmüş sizi bu arada? Mezar taşına kaç yılı yazıyordu? 1,5 yıl yazmış. 1,5 yıl önce evet. siz ölmüşsünüz, onu yazmış. Evet. Çok korkunç bir şey, düşünebiliyor musunuz? Mezar nasıl var? Ve eşiniz o kadar iyi bir kurgucu ki gidiyor mezara, birlikte olduğu hanımefendileri götürüp eşini öldüğünü söylüyor. Peki evet. bu kapıya gelen kişi ne zaman buna inanmaktan vazgeçmiş, yani ne görmüş? Yani bir takım şeyler yakalamış o da o şekilde. Hani yüzüğünü falan çıkarmıyormuş. Hı hı. Hani bu dikkatini çekmiş ve takip etmeye başlamış. Orada bir şeyler. Zaten takip ettikten sonra beni yanında görmüş. Ondan sonra artık bir şeylere inanmaya başlamış. O yüzden gelip bir gün kapımı çaldı. Peki siz ne dediniz bunları size anlattı? Sizin öldüğünüzü söylüyor. Ben dona kaldım. Ne diyeceğimi bilemedim. Hani başıma gelen en kötü şey ve bir an önce onu ortaya çıkarmak için uğraştım. Hı hı. Hani bir yandan inanamadım, inanayım mı kadına? Bir yandan içime şüphe düştü. Düştü. Hı hı. Ne diyeceğimi bilemedim. Sonra en iyisi telefonuna bakayım diye geceyi bekledim. Hı hı. Eve geldikten sonra uyudu zaten. Ben de telefonunu bir şekilde yüzü tanımamı açtınız. Ne oldu açınca, ne gördünüz telefonda? Yani bir sürü kızlara yazmış. İşte karım, bir de sürekli aynı şeyi yazıyor. İşte karım öldü. Hani bekarım. Bekarım. İşte bazılarına mezarlık fotoğrafını atmış. Mezar taşınızın fotoğrafını da atıyor. Evet, ben bir süre sonra artık psikolojisi bozuk bir adamla mıyım artık? Onu düşünmeye başladım. Çok kötü bir gündü yani benim. Peki şimdi bu kadın anlattı, sonra siz telefonuna baktınız, gördünüz. Ne yaptınız? Yani şimdi uyuyordu o sırada ama. Evet, evet uyuyordu. Yani insan dayanamaz. Adamı saçından tutar bir kaldırır, ya sen ne yaptın? Ne yaptınız siz? Ben dona kaldım. Gerçekten hiçbir şey yapamadım o zaman. Sadece uyanmasını bekledim ve oturdum bir köşede. Bana nasıl açıklayacak bu durumu? Onu bekledim. Gidip dua da etmiş mi mezarın başında acaba? Ne? Bak dedi, yanlış anlıyorsun falan filan, kendini savunma şeyleri ama her şey ortada zaten. Her şeyi yazmış. Eve geldiğinizde söylediniz mi, bir hanımefendi de geldi, senin birlikte ilişki yaşadığın kişi? Evet söyledim. Ben tanımıyorum falan, o kadını sana yalan söylüyordur gibi şeyler söyledi. Ama ben gördüklerimden sonra zaten inanmadım. Peki bu mezar taşını, mezarlığı görmeye ne zaman gittiniz?
kadın bana söyledi hatta mezarınız burada var diye. Sizin kendi aile mezarlığınız diye. Onları her şeyi araştırmış zaten kadın. Ben de onun ardından direkt evden çıktım. Gidip mezara baktım ve gerçekten öyleymiş. Hı hı. Peki 4 yıllık bir evlilik, birlikte bir iş arkadaşlığı, evet. Daha yeni bir evlilik, belki çocuk planlarınız var, bir sürü planlarınız var. Ne yapacaksınız şimdi? Yani ben devam edemem bu adamla. Hı hı. Bugün sevgililer günü ve bu da ona en büyük sevgililer günüm olsun. Yüzüğü çıkaracağım. Yüzüğü çıkardın, o zaman gösterelim arkadaşlar. Yani bu 14 Şubat sizin için biraz acı geçti. Biraz sizi öldürmüş, mezarınızı da yapmış bir kocanız var ve bununla başka kadınları kandırıyor. Evet, umarım başkalarını kandırmaz. Hı hı. Peki eşinizle tam yüzleşebildiniz mi? Çünkü sonuçta hiç konuşmayan biriyle de bir şey söyleseniz de tam içiniz rahatlatmış hissetmezsiniz ya. Yani neden? Neden bunu yaptın? Bunun cevabını alabildiniz mi? Yani ben şahsen artık yüzünü görmek istemiyorum. Çünkü ben ona çok güvendim, çok inandım. Başıma gelen en kötü şeydi. Hı hı. Gerçekten bunu nasıl atlatacağımı da bilemiyorum. Tek istediğim onunla bir daha konuşmamak, yüzünü bile görmemek. Peki özür diledi mi, bir şey yaptı mı? Bu durumu düzeltmeye çalışacak bir adım attı mı? Hiçbir şey yapmadı. Yapsaydı bir şey değişir miydi? Sanmıyorum. Çünkü gerçekten aptal yerine koyuldu. Hı hı. Bu hiçbir kadının hoşuna gitmez. Sadece sizi değil, başka kadınları da bu arada aptal yerine koyuyor. Öyle, evet. Yani bir iki kişi demeyeceğim. Bir sürü kızlar. Hı hı. Peki siz eşinizle nasıl tanışmıştınız? Benim yaşlarımda bir kuzenim vardı. O alışverişe falan çağırmıştı bizi. Hı hı. Hadi işte alışveriş yapalım. Bir kız arkadaşıyla görüşmesi vardı. Kuzenimden dolayı tanıdım. Sonra kuzenim bir yere gitmek zorunda kaldı ve biz baş başa kaldık. Sonra orada işte telefon numaralarımızı aldık, konuştuk. Hı hı. Ve ilk başta her şey çok güzel gidiyordu zaten. Çok iyi anlaşıyorduk. Aynı meslek grubu, evet. Aynı okul. Evet, yani çok güzel gidiyordu. Hiç böyle olacağını tahmin etmiyordum. Peki telefonunu saklar mıydı sizden? Yani ben genellikle şüphe duymazdım çünkü öyle bir şey yoktu bana çok karşı. Çok güven vericiydi. Güven verici. Arada bir yapıyordu bunu. Dikkatimi çekiyordu ama kuruntu yapmak istemiyordum ben bunu. Çok güveniyordunuz çünkü. Çünkü çok güveniyordum. Şifresini biliyor muydunuz? Yok. Hı-hı. İstemezdim çünkü hani güven sarsılmasın. Hani ben de bana yapılmasını istemezdim. O yüzden yapmıyordum. Şimdi biz hep bu noktada aslında hep hanımlara da söylemek istiyorum. Bir konuda çok araştırmacı olmak kadar hiç araştırmamak da aslında, evet, bir yanlış şeylere yol açıyor. Çünkü o zaman bize çok rahatlık veriyor. Yani bazı şeylerin kısıtlanmalar da aslında, evet, insana bir şey hatırlatıyor. Yani ben yanlış şeyler yapmamalıyım. Gerçi sizin anlattığınız hikayedeki, hayat hikayenizdeki kişinin ben farklı düşünceler içinde, hastalıklı düşünceler içinde olduğunu ben de düşünüyorum. Çünkü sadece aldatma değil bu. Yani aldatma, sadakatsizlik olur ama burada bir kandırma var. Çok büyük bir kandırma var. Ve bir kurgu var, bir hayal dünyası yaratma var, başkalarına bu hayal dünyasını inandırma var. Hastalıklı bir düşünce. Ailesine söylediniz mi bunu? Evet, ailesini aradım, yaptıklarını söyledim. Ne dedi ailesi? Onlar da çok şaşırdı. Ama tabii ki de bu durumda yine tekrardan çocuğunu desteklerler diye düşünüyorum. Aldatmanın bin bir türlüsünü gördük ama bu tarzında pek, yani bu kadar yalanını çok görmediğinizi düşünüyorum. Ben de pek duymadım. Şimdi hep şunu söylüyorum. %100 güvenme, %100 sevme. Çünkü %100 güvenip sever ve %100 sırtını dayarsan, yanındaki kişi gittiğinde, seni kandırdığında, güvenini kırdığında çok büyük düşüş oluyor. Yani o tarafa doğru eğiliyorsun. O yüzden ilişkinin içinde de birazcık araştırmacı olmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu da bir ders oldu. Evet, karşınızdaki aman ben güveneyim, işte güvenini kırmayayım ya da özel hayatıdır deyip hiç telefonuna bakmamak da demek ki doğru değil.
bazen insanlar o telefonun içinde çok gizli şeyler yaşayabiliyorlar. Öyle. Anlattığınız hikayeden ya da anlattığınız yaşamınızdan ben de ayrılmanın daha doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Çünkü kesinlikle, bu kadar uçuk yalanlar söyleyen bir insana bir daha güvenmeniz zor olacaktır. Evet, yani şu an sadece bu konuda mutluyum. Çocuk yok en azından. Hani öyle bir şey olmadı. Bu konuda sadece iyi hissediyorum. Çocuk olsaydı da boşanırdınız, evet, değil mi? Kesinlikle. Bugün bir itiraf köşesinin daha sonuna geldik. Bazen insanlar, hiç ummadığınız insanlar çok değişik şeyler yapabiliyor. Çok tuhaf, hiç ummadığınız yalanlar söyleyebiliyor. En güvendiğiniz insanlar bile olsa biraz sorgulamacı, şüpheli biçimde yaklaşmamız gerekiyor. Tekrar bir itiraf köşesinde görüşmek üzere.